17 Aralık 2015. Bu hafta Cumartesi söyleşilerinde müzisyen, tiyatrocu Burcu Aday'ı ağırlıyoruz. Aslında biz söyleşilerimizi genelde Cumartesi günü yapıyoruz ama bir Perşembe akşamı birlikteyiz. Burcu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hafta sonları çalışıyorsunuz biliyoruz. Bir Perşembe akşamı bize zaman ayırıp bu söyleşiye katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim asıl bu şansı verdiğiniz için bana. Kendimi ifade etme şansım. Ben açılışı yaparken müzik ve tiyatro emekçisi olarak özetledim. Ancak bugüne kadar Türk müziği yorumculuğu, Anadolu ve Trakya'dan etnik kökenli müzikler yorumculuğu, Rembetiko müziği yorumculuğu, koro şefliği, tiyatro, drama ve müzikallerde oyunculuk, öğretmenlik, sunuculuk yaptınız. İlerleyen dakikalarda bütün bunlara değineceğiz. 14 Ekim 1971 doğmuşsunuz. 2010 yılında İsveç'e göç edinceye kadar hayatınızı Türkiye'de geçirdiniz. Okul yıllarına dönersek, o günlere ait bize neler söylemek istersiniz? Okul yıllarına dönersek, şöyle ilkokula kadar gideyim mi? Ben size bırakıyorum. Ben İzmirliyim. Ve 70'li yıllarda doğmuş olmanın şansını epeyce kullandım diye düşünüyorum. İzmir'in eski semtlerinden birinde yetiştim. Anneannemin yanında. Hani Rifatpaşa derler, bir semti vardır. Eski İzmir. Orada göçmen mahalleleri vardı. İşte Yahudisinden Ermenisine, Tatarından tutun, bütün Anadolu'nun zenginliklerini barındıran Rumlar vardı aynı mahallede. Onlarla bir arada büyüdüm. Çünkü benim ailem de Rodos'tan göçmeydi, dedelerim anne tarafından. Onlar da çok kültürlü bir yaşam, mon kültürel diyorlar burada. Böyle bir yaşam içinde büyüdüm. İlkokulda annemin okuduğu okulda okudum. Böyle bir şansım vardı eski bir ilkokulda. O yıllarda her şey çok farklıydı tabii. Şimdi dünya sistemi çok değişti. Bunun şansını kullandığımı düşünüyorum hala. Burcu Hanım, 1985-1989 yılları arasında TRT Gençlik Korosu'nda bulundunuz. Hı hı. O yıllardan biraz bahsedelim mi? Tabii ki bahsedelim. Ondan bahsetmeden önce aslında nasıl müziğe başladığımdan bahsetmek istiyorum. Lütfen, ben biraz. İlkokul 2'de mandolin kurslarıyla başladım ben müziğe. Babamın ben doğmadan önce aldığı, işte kızım olacak, hayalim var, bunu çalacak diye ayırdığı mandolini. Annemin karnındayken bir mandolinim varmış yani. O şeyle, şevkle ve bu anlatılan hikayelerle ben müzik kursuna başladım. Hatta teneffüse bile çıkmazdım kurslarda. Hocamla mandolinleri akort ederdik. Sürekli onunla sohbet etmek, onun yanında kalmak isterdim. Müziğe bu şekilde başladım. Sonra çocuk korosu ve gençlik korosu geldi ardından. TRT'de bir gençlik korosu kurulmuştu. Orada çalıştım. Amatör korolara gittim annemle beraber. Annemin sesi de çok güzeldi. Ve o dönemlerde işte Avni Anıl ilk hocalarımdan, bana udumu Ankara'dan alıp getiren kişi, rahmetli oldu kendisi şimdi. Yılmaz Yüksel bana ilk ud dersi veren öğretmenimdir. Kutlu Payaslı, Nursal Ünsal Birtek gibi hocalarım oldu. Bunlar konservatuvar yıllarında mı oldu? Konservatuvardan önce başladım ben onlarda çalıştım. Sonra konservatuvar yılları sonra geldi. Sonra konservatuvar yılları geldi ve tekrar hocam olarak devam ettiler onlar, öğretmenim olarak. Onların disiplini içinde usta-çırak ilişkisi olarak başlayıp tamamen notayı, nazariyatı öğrenerek konservatuvar yıllarıyla eğitimim, ses eğitimi alarak devam etti. Sonrasında 2002-2004 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde halkla ilişkiler eğitimi alıyorsunuz, müziğin dışına evet, çıkıyorsunuz. Evet. Bu konuda ne söylemek istersiniz? O yıllarda İstanbul'a ilk gittiğim yıllardı ve orada program yapıyordum. Zeki Çetin'in bir restoranı vardı ve Maxim Kültürü gibi program başlayınca servis kesilirdi. Besteci geceleri yapılır. Onlarla beraber çalışmaya devam ederken ben bir sıkıntı içine düştüm, arayış içine girdim. Ve halkla ilişkiler okumaya karar verdim Anadolu Üniversitesi'ne başvurup. Mesleğime de katkıda bulunacaktı bu, öyle düşünüyordum. Onun için halkla ilişkiler okumak istedim, öyle bir eğitim aldım. Çok da faydalı oldu. Sonrasında 2004-2006 yılları arasında tiyatro atölyesinde drama eğitimi alıyorsunuz. Evet. Biraz ondan bahsedelim isterseniz. O da Semaver Kumpanya, Işıl Kasapoğlu'nun kurduğu bir kumpanya. Büyük bir hayal, ütopya ile başlayıp
aynen köy enstitüleri gibi belirli sanatçıları toplayıp içeriye drama eğitimleri verip oradan bir tiyatro oluşturdu Işıl Bey, Işıl Kasapoğlu. Onlarla tanışmakla yani bu konservatuvara alternatif bir eğitim mi oldu? Evet, alaylı insanlar da vardı. Öyle tabir edilir konservatuvarcı evet. insanlardan. Öyle sanatçılar da vardı. Konservatuvar mezunları da vardı. Komün olarak hep birlikte bir şeylerin ucundan tutup kendi yemeklerini yaparlardı. İşte müziklerini yaparlardı, oyunlarını yaparlardı. Onlardan faydalanma imkanım oldu. Büyük bir hayaldi benim için zaten aralarına girmek. Bu arada 1987 yılında TRT İzmir Radyosu'nda ses yarışmasında bir ikincilik ödülü aldınız ve bu size bir misafir sanatçılık pozisyonu doğurdu. Hı hı. Onu atlamıştık. Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Aslında ben o sınava, yani hep sınavlardan korkmuşumdur. Sınava hiç girmek istemedim. Çünkü yarışmak bana hep saçma gelmiştir. Ama annemin desteğiyle, verdiği motivasyonla o sınava girdim ve istisna akitli, sözleşmeli olarak TRT'de çalışma imkanım oldu o sınav sonucunda. Çünkü ikincilik ödülüm oldu. İlk üçü alacaklardı içeriye. Hocalarıma vokalistlik yaptım, ses sanatçılarına. Onlarla farklı yerlerde, programlarda çalışma imkanım oldu. Böylece ortaokul yıllarımdan itibaren harçlığımı kendim kazanmış oldum. Bu bana çok şey kazandırdı. Ben biraz da Diyarbakır yıllarına dönmek istiyorum. 1990-2000 yılları arasında Diyarbakır'da bulundunuz ve bu dönemde bir show radyosu maceranız var. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Diyarbakır'da Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'nda çalıştığım yıllarda girişimci bir Diyarbakırlı arkadaşımız Show Radyo ile konuştu. O dönemde Show Radyo bölgelere özel yayın hakları veriyordu. İşte sabah 2 saat, öğleden sonra 2 saat, bir de gece yayına hakkı veriyordu 2 saat. Ve bir ekip kurmak istediğini söyledi bu Diyarbakırlı arkadaşımız. Orada radyo tiyatrolarından tutun, şiir programlarına kadar bir radyo deneyimim oldu mikrofon karşısında. Metinleri, reklam metinlerini kendimiz yazıyorduk. Kendimiz hep böyle tiyatral bir şekilde çekiyorduk onları. Yani sadece sunuculuk değil, sadece sunuculuk yan değil, faaliyetleri de yapıyordunuz. Evet, radyo tiyatroları. Gerçekten tekrar canlandırmıştık TRT'de olan oyunları. Elimizde kayıtlar var, hala dinleyip o güzel günleri yad ediyoruz. Yani o günleri anarken hala keyifle anlıyorsunuz. Evet, o keyfi keyifli. Yaşadığınızı evet. görüyorum. En mutlu olduğum yıllar. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müzikalde oynadınız. Hı-hı. Sonrasında Şeker Portakalı Çocuk Yuvası'nda drama ve müzik öğretmenliği Hı-hı. yaptınız. Biraz da o günlerden bahsedelim isterseniz. Evet. Yine Kültür Bakanlığı Korosu'nda çalışırken Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'ndan bize diksiyon kursuna gelen hocalarımız oluyordu. Zafer Kayaokay bunlardan biriydi. Şu anda Devlet Tiyatrosu müdürüdür kendisi İstanbul'da. Orada şu anda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda olan yine sanatçı dostumuz Hakan Çimenser bir oyun koymak istedi. Dönem oyunu. Müsahipzade Celal oyunuydu. Hı-hı. Müzikli bir oyundu. Müsahipzade Celal Osmanlı'nın işte meşrutiyet döneminde ilk yazarlarından, tiyatro yazarlarından ve Osmanlı'yı, oradaki güncel yaşamı saraya eleştiren oyunları var. 20 kadar oyun var. Onlardan en önemlisi Pazartesi Perşembe adlı oyundu sahneye konan. Bir ut çalan cariyeye ihtiyaçları vardı. Cariyelerin içinde bir udi. Yetkin ikinciler ve Tülay Günal'ın başrollerini oynadığı bir oyunda Hakan Çimenser'in yönetmenliğiyle ben orada udi bir cariye oldum. O dönem kıyafetlerini giydim. O da gayet keyifliydi benim için. Büyük o da güzel bir anlayı diyorsunuz. Evet, büyük bir Anadolu turnesi yaptık. 26 günlük onlarla ve 2 sezon oyunumuz oynadı. Daha sonra 1997-98 Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Ben Anadolu'da oynuyorsunuz. Hı-hı. Evet. Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Yıldız Kenter'in oynadığı oyundu. Evet, Yıldız Kenter'in tek başına oynadığı, bizim de 5-6 kişi, 5-6 bayandan oluşan Güngör Dilmen'in yazdığı Ben Anadolu. Çok önemli çünkü Anadolu'daki kadın tiplemelerini dönem dönem anlatan bir oyun. Özel Aydın şu anda rahmetli oldu kendisi, Ankara Devlet Tiyatrosu yönetmenlerinden. Onun eşliğinde bir erkek, 5 kadın biz oyunu çalıştık. Müzik danışmanlığını da yaptım ben oyunu.
oyuncuları çalıştırdım. Reji asistanlığını yaptım aynı zamanda. Önemli yapı taşlarından biridir hayatımda. Tiyatroyu hep istemiştim çünkü, hep olsun hayatımda diye. Ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Bir yaştan sonra koro ve tiyatronun ortak çalışmalarında bu şansı elde ettim. Hayatınız hep sanatla, kültürle dolu dolu geçiyor ama Diyarbakır'daki kısmı bayağı bir dolu geçiyor. Hı hı. Yine Diyarbakır'da bulunduğunuz dönemde TRT GAP televizyonunda İlden İle Türkülerle programında sunuculuk yaptınız. Hı hı. Nasıldı o TRT günleri, bize biraz anlatır mısınız? Evet. Konserlerimizi izlemeye gelirdi TRT'deki yönetmenler, yapımcılar. Yine rahmetli olmuş birinden bahsedeceğim, Saim Çeliker. Bana böyle bir teklifte bulundu. Burcu dedi, yüzün kameraya çok uygun, yapmak ister misin? Ben de dedim, Show Radyo'da sunuculuk yaptım ama böyle bir şey deneyimlemedim. Yani hem şarkı söyleyeceğim, İlden İle Türkülerle diye bir program canlı yayınlanacak deyince ben zaten tamamen böyle bir titreme geçirdim, koptum. Çünkü 3,5 saatlik bir programdı. Her hafta yayınlanan bir programdı. TRT'den misafirlerimiz oluyordu. Aynı zamanda telefon bağlantıları alıyorduk. Serdar diye bir partnerim vardı, birlikte yapıyorduk. Bu 3,5-4 sene devam etti. O telefon bağlantıları riskli değil mi? Böyle heyecanlı değil mi? Karşınızdaki insanın ne diyeceğini, ne yapacağını bilemiyorsunuz. Evet. Evet, aynen. Çok heyecanlanıyor insan gerçekten. Tabii zaman içinde bir alışkanlık edinildi. Hatta şimdi size de söyledim programdan önce, kameranın karşısına geçmeyeli çok oldu diye, evet. Böyle hep konuşarak. Şimdi aynı heyecanı hatırladım birden, o yıllarda yaşadığım heyecanı. Birçok sanatçıyı ağırladık biz stüdyoda. Sonra dönüşümlü olarak Ankara'da Faruk Demir yapıyordu. Bir hafta biz, bir hafta o. Böyle azala azala programı bitirdik. Saim Çeliker hastalanmıştı. Zaten devam edecek durumda değildi. Kötü bir hastalığa yakalanmıştı. 3,5 yıllık bir TRT GAP televizyonu sunuculuğu deneyimim. Uzun soluklu var. Bir macera. Uzun soluklu yani. Bir maceraydı benim için, evet. Yine Diyarbakır günlerinizde ilk profesyonel tiyatro deneyiminiz yaşadınız. Hı-hı. Biraz ondan bahsedelim. Az önce ona biraz girmeye çalıştım. Evet. Müsahip Sade Celal oyunu. Yetkin Dikinciler'le Tülay Günal oynuyordu başrollerini. Bilirsiniz, Babam ve Oğlum filminde Yetkin, hı hı, çıkış yaptı. Tülay da şu anda Genco Erkal Tiyatrosu'nda onun partneri olarak çalışıyor. Çok büyük bir şanstı benim için onlarla çalışmak. Gerçekten çok şey öğrendim kendilerinden. Birlikte şarkılar söyledik. Yetkin bizim paşamızdı. Biz de onun cariyeleriydik. Dans ettik, şarkı söyledik. Dönem kıyafetleri giydik. İlk olduğu için benim için çok önemli. O ilk olarak kaldı. Hep ilk olarak kaldı. Bir de şey var, sizin Batman Orkestrası'yla bir çalışmalarınız var. İsterseniz izleyicilerimizle, evet, onunla da ilgili bir şeyler paylaşalım. Zamanında altın mikrofon ödülü verilmiş Hürriyet, bu kelebek ödüllerinden önce. Batman Orkestrası o dönemlerde o yarışmayı kazanan gruplardan biriymiş. Hatta o orkestradan bir abimizin oğlu şu anda burada yaşıyor. Belki sizin de şeyinize gelmek ister, röportajınıza, Murat Yiğit var. Tabii benim ağırlamaktan memnun oluruz. Evet, benim, o da müzisyen zaten, çok iyi bir müzisyen. Benim şansım son Batman Orkestrası'na yetişmek oldu, son elemanları. İçlerinde bir tane sadece eski elemanlarından vardı. Koro kurmam için beni davet etti Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. Orada Batman'ın içinde ayrı bir şehir kurmuşlar zaten, TPAO şehri. Ben şok geçirdim gidince çünkü bir gelişim orkestrasıyla karşılaştım. Hani bizim çocukluğumuzda vardı ya, her şeyiyle, saksafonuyla, gitarıyla, davulcusuyla tam tekmil bir orkestra. O doğunun içinde o orkestrayla karşılaşınca çok memnun oldum, çok duygulandım. İlk İngilizce şarkımı onlarla söyledim. Orada Ahmet Yıkın diye bir gitarist arkadaşım, Batman Orkestrası'nın elemanlarından. Onunla beraber bir koro kurduk biz. Hala araşırız oradaki petrolcülerle. Çok güzel konserler verdik. Hala arayıp sorarlar beni hocam diye. Peki onlar devam edebildi mi yoksa bıraktılar mı? Biz 2 yıl devam ettik. Her hafta bana araba gönderiyorlardı. Ben gidiyordum Diyarbakır'dan. Hafta sonu kalıp dönüyordum. Onlar maalesef devam edemedi.
Zaten Batman Orkestrası da belirli bir dönemden sonra masa başı mevuriyetine doğru evrildi. Şu anda bir orkestrası yok Batman'ın maalesef. TRT Gençlik Korosu, koro şef yardımcılığı ve repertuar öğretmenliği yaptınız. Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Diyarbakır Devlet Korosu'nda görev aldınız. Hı hı. O günlerden aklınızda kalanlar neler? Kültür Bakanlığı Devlet Korosu denince ilk aklıma gelen hocam Ümit Atalay. İzmir Devlet Korosu'nda kendisi ritim sanatçısıydı, kudüm sanatçısıydı. Kendisi bölgelerde, Diyarbakır, Van, Urfa gibi bölgelerde korolar kurulmaya başlanınca dönemin Kültür Bakanı bunlara çok destek çıkmıştı. Tiyatrolar kuruldu. O dönemde oraya atandı şef olarak. Benim de konservatuarda ritim öğretmenimdi. Onun çağrısıyla gittim ben Diyarbakır'a. Ve çalışmaya başladım sözleşmeli sanatçı olarak. 10 yılımı geçirdim Diyarbakır'da. O dönemde Özgen Gürbüz, TRT Ankara Radyosu sanatçılarından TRT Diyarbakır Radyosu'nda bir gençlik korosu kurmak istediğini söyledi. Koroya geldi, bizimle görüşmeler yaptı. Çok yakın arkadaşım, kardeşim gibi sevdiğim Kamer Pamukçu, Diyarbakırlıdır kendisi. Şu anda konservatuar kurdu Diyarbakır'da. Onlarla beraber gençlik korosu kuruldu. Kamer bizim şefimizdi, ben de şef yardımcılığı görevini aldım. Repertuar öğretmenliği görevini aldım ve o dönemde Diyarbakır'da biz onu 4-5 yıl yürüttük. Hala da devam ediyor gençlik korosu. Hatta dediğim gibi konservatuara kadar evrildi. Kamer şu anda oranın bölüm başkanı. Şimdi gençlik korosunun dışında benim hatırladığım kadarıyla siz Şeker Portakalı Çocuk Yuvası'nda drama öğretmenliği de yapmıştınız. Evet. Biraz ondan da bahsedelim mi? İlk deneyimim çocuklarla oldu benim. Farklı yaş gruplarından çocuklarım vardı. O zaman her yere gençlik herhalde çok fazla koşturuyordum. Sabah erkenden kalkıp bunları düzene koyup bir de geceleri program yapıp o şekilde hayatımı idame ettirebiliyordum ama daha mutlu, daha verimli yıllardı diye düşünüyorum. Çocuklardan çok şey öğrendim. Onlar benden bir şey öğrendi mi bilmiyorum ama ben onlardan daha çok şey öğrendim. Hala da onun izlerini taşıyorum hayatımda. İyi ki çocuklarla çalışmalar yapmışım. Hala iyi geçinirim çocuklarla. Büyük bir deneyimdi benim için. Yani Diyarbakır'da gerek Diyarbakır size çok şeyler vermiş, gerekse siz Diyarbakır'da çok şey vermişsiniz. Zaten en büyük şans olarak görüyorum Diyarbakır'da yaşamayı. Orada Güneydoğu'yu yaşamak çok farklı bir şey karşıdan görmekle. İzmir'den giden bir insan olarak çok şey öğretti bana, olgunlaştırdı beni. Yani buradan orayla ilgili yorumlar yapmak kolay diyorsunuz, evet, ama oranın şartlarını aynen yaşamak tam 90'lı lazım. Yıllar biliyorsunuz en civcivli dönemleri, evet, sayılıyor. Sıkıntılı en sıkıntılı dönemler. Yine 2000-2003 yılları arasında Kültür Bakanlığı Ankara Klasik Türk Müziği Devlet Korosu'nda görev yaptınız. Biraz da Ankara günlerinden bahsedelim isterseniz. Evet. Sanıyorum Güneydoğu'nun surlarının arasında yaşam miadını doldurmuştu. O yüzden böyle bir bunalım devresi geçirdiğim bir zamanda Ankara'ya gitmeye şöyle karar verdim. Arkadaşımı ziyaret etmiştim. Dertlerimi, sıkıntılarımı anlattım. İşte bütün gençliğim, 20 ile 30'lu yaşlarım Diyarbakır'da geçti, 20 ile 30 arası. Şöyle böyle dertleşirken, böyle yerken, içerken arkadaşım baktı suratıma. Hakan kardeşim aynı zamanda. Çok severim. Sen taşınsana benim yanıma dedi. Ben de olur dedim. Bir kelime. Ertesi gün gittim, evi toplamaya başladım. Zaten sözleşmeli çalışıyordum. Ankara'ya başvurdum gittikten sonra, Ankara'ya geldikten sonra. Ankara'da çalışmalarıma devam ettim. Bu arada Vedat Sakman hayatınızda önemli bir yer işgal ediyor. Ondan biraz bahsedelim mi? Ne çalışmalar yaptınız onunla? Vedat Sakman tabii İstanbul dönemi, Ankara'dan İstanbul'a göç döneminde başlayan bir şey. Bu halkla ilişkileri okuduktan sonra ben bunu nerede değerlendirebilirim, nerede staj yapabilirim diye araştırırken Vedat Sakman kendisinin prodüksiyon şirketi olduğunu söyledi. Nişantaşı'nda, Teşvikiye tarafında bir yerdeydi. Hiç unutmuyorum, böyle yerin altında minicik bir yer, stüdyosu içinde falan. O dönemde çok önemli işler yapıyordu o. Selma Andak vardır bilirsiniz. Onun son albümünü o yaptı. Coşkun Demir albümleri yapıyordu.
Selçuk Yöntem'le bir şiir albümü yapıldı, müzikli şiirli. Vedat abi kendi albümünü çıkardı. Bütün bunların basın danışmanlığını biz Vedat abinin kızı Tomris Sakman'la yürüttük. Halkla ilişkilerini yürüttük. Dağıtımlarını yaptık albümlerin. Büyük bir tecrübe oldu benim için. Böyle de hayatımda katkısı oldu Halkla İlişkiler bölümünün. Böylece bir açılım oldu benim için. Yine İstanbul günleri, 2007-2008 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir Şehnaz Oyun isimli müzikalde oynuyorsunuz. Oyundan bahsedelim mi? Oyundan bahsederim. Turgut Özakman'ın bir oyunu, bir Şehnaz Oyun. Şakir Gürzumar, o dönemin İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürü, böyle bir müzikal sergilemek istediğini söyledi. Onun öncesinde de ben Semaver Kumpanya'yla Fırtına'da çalışmıştım Shakespeare oyununda. Evet. 100 kişilik bir ekipti o. Dansları, akrobatları, müzikleriyle. Şakir Bey de biliyordu benim orada çalıştığımı. Bize katılır mısın dedi. Bu sefer de 100 kişilik değil 80 kişilik bir ekiple çalışacağız. Ve bir genel evde geçiyor oyun. Galata civarında geçiyor. Aynı hatta sinemaya uyarlanmış hali Şekerpare'dir. Yavuz Turgul yazmıştır senaryosu. İzlemiştim. Benzer. Galata civarında geçen Osmanlı'nın işte son yılları, Birinci Dünya Savaşı yılları. Yine eleştiri tabii sisteme, oradaki insanların yaşayışlarına, esnafların itirip kakılmasına, hak mücadelesine. Oradaki sermayelerden biriydim ben genel evde. Şehnaz oranın nadide çiçeği şarkı söylüyor, göbek atıyor. Biz de onunla beraber dans edip şarkı söyledik. Tabii oyuncu olarak çok farklı çok rollerde görev alabiliyorsunuz. Evet. Yalnız şöyle bir şanssızlığı oldu oyunun. AKM biliyorsunuz bir tadilata girecek dendi. Evet. Büyük sahnede oynamak zorundaydık İstanbul AKM'de, Taksim'de. Biz oyunu 6 ay kadar oynayabildik. AKM tadilata girdi ve bir daha çıkamadı. Hala tadilatta. O kadar büyük bir sahnesi olmadığı için Devlet Tiyatrosu'nun. Bütün bu emek ve gişesi çok iyi olan bir oyun 6 ayda ömrünü tamamlamış oldu. Yani seçim hükümetinin Kültür Bakanı da AKM'yi Bakırköy'de biliyordu. Evet. Kendisine maalesef. Sorulan soruya o şekilde yansıtmıştı. Demek ki unutulmuş evet. Yeri de. Evet, aynen. 2008-2009 yılları arasında TRT İstanbul Televizyonu'nda İstanbul'un Dost Işıkları isimli 26 bölümlük müzikli bir belgeselde görev yaptınız. Daha önce bir canlı yayında vardı sunuculuğunuz. Bu sefer bir belgeselde görev yaptınız. Evet. Neler hissettiniz? Nasıl bir şeydi belgeselde görev yapmak? Evet. O iki tonton profesörün şu anda gerçekten adlarını hatırlayamamaktan dolayı esef duyuyorum. İyi hissetmedim kendimi, keşke baksaydım. Anadolu yakasını ve Avrupa yakasını anlattıkları, o dönemde yaşayan, orada yaşayan bütün bestekarların hayatlarını anılarıyla, besteleriyle anlatan bir programdı o. Orada bizim görevimiz saz arkadaşlarımla birlikte hangi bestekar anılıyorsa ondan iki şarkı söylemek ve bir tane de saz eseri çalıyorlardı. İstanbul'la ilgili bayağı bir şey öğrendim tabii. Çekimleri bunların daha sonra özel dağıtımlarla bizden izin alınarak yapıldı. CD'leri satıldı. Bizim elimizde de var. TRT2'nin son dönemi o belgesel. TRT2 Kültür ve Sanat kanalımız kapanmadan önce yapılan son belgesel. Ben de TRT'nin son halini öyle yakalamışım onlarla birlikte. Ben de size tam TRT'yi soracaktım. TRT hayatınızda hep var oldu bir şekilde. Evet. O sizin zamanınızdaki, sizin çalıştığınız dönemdeki TRT ile bugünkü TRT'yi karşılaştıracak olursak bir şeyler söylemek ister misiniz bize? Hani dediğim gibi TRT2 Kültür ve Sanat kanalımız diye. Oradan yola çıkarsak tabii şu anda artık bir gazino programına dönüştü. Müzik programları açısından bakınca. Bambaşka bir hale dönüştü. Artık vasıflı bir şey yokmuş gibi geliyor bana TRT'nin içinde. Ama o Türkiye'deki son yıllardaki toplumsal dönüşümün TRT'ye evet. Yansıması değil mi o? Herhalde popülizmin de yansıması. Yani sistem tamamen ele geçirdi her yeri. Bütün dünyada böyle sanıyorum bazı şeyleri takip ettiğimde. Evet, popülizm bizi öldürecek gerçekten. Yani kültürümüzü öldürecek.
Burcu Hanım, İsveç'e geliş nedeninizi 2010 senesinde evlilik yoluyla geldim, aşk göçmeniyim şeklinde ifade etmiştiniz evet. özel söyleşimizde bana. Evet. Ben de eşiniz Kudret Dili'yi davet ettim. Bundan sonra birlikte söyleşiye devam etmek istiyorum. Kudret Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. 1984 yılında Türkiye'den ayrılıyorsunuz. Ayrıldıktan sonra Yunanistan'da geçen bir 4 yıl var. Ondan sonra 1988 yılında İsveç'e geliyorsunuz ve 2009 yılına kadar İsveç'te bir geçen hayatınız var. Bize kısaca o günlerden bahseder misiniz? Evet, sürgün yıllarımın ve hala devam ediyor. Yunanistan 4 yıl, oradan buraya tek başıma. Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldınız. Evet, Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldım. Politik olarak ayrıldım. Türkiye'de evet askeri dönem, aranmalar dönemi, baskı dönemi. Sonra buraya geldim. Sözün kısası. Yunanistan'da çünkü ayrı bir orada da olaylar, o ayrı bir kültür olayları ya da başka şeyler yaşadım. Bayağı bir macera aldım. Ama İsveç genelde siyasi mültecilerin tercih ettiği bir ülkeydi. Sizin evet. de bu nedenle mi tercih ettiniz? Ben İsveç'e okumaya geldim. Şimdi Yunanistan'da, şurayı söyleyeyim, orayı söyleyeyim. Yunanistan'da almıyorlar üniversiteyi. Neden almıyor? Türksün diyor. Bak bunu kameranın önünde söyleyeyim. Yani bu benim başıma geldiği için söyleyeyim. Almıyor. Resmi kurumlar almıyor. Yani Yunanistan böyle bir şeyi var. Fakat toplum olarak bizimle aynı aslında. Bizden hiçbir fark yok. Çok benzeş. %99.9 dini çıkarsa benziyor. Peki nasıl oluyor almıyorlar bizi? Türk diye. Yani. Resmi kurumlar almıyor. İçlerinde şey var. Ama can ciğer arkadaşını dostluğun oluyor. Çok yakın arkadaşların oluyor. Seni sevmeyen de oluyor. Aynı dizideki gibi. Dolayısıyla Yunanistan'ın böyle bir şeyi var. Yani biz ne kadar milliyetçi ya da ırkçılık tırnak içinde varsa onlar da bizden biraz daha şeydir. Fazladır yani. Tamam, fazladır. Ama birbirimize çok benzeriz. Çok severim Yunan'da. Kültürümüz aynı çünkü. Aynı. Yemeklerimiz aynı, müziğimiz aynı. Tabii şeyin nedir o? Doğu Roma'nın imparatorluğunun mirasçısı biziz, onlar. Evet. Onların şeyiyiz biz. Ortak bir geçmişimiz var. Tabii, aynen. Aslında herhalde birlikteliği halklar koruyor. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Benim arkadaşım var İzmir'den. Evet. Aynı örgüt arkadaşım. Evet. O da kültürle uğraşıyor. Kültür Bakanlığı'nda. Müzisyen. Müzisyen. Evet. Onun aracılığıyla Burcu onu tanıyor, onları evet. tanıyor. Onun vasıtasıyla tanıştık. Ama bir çöp çatanlık değildi bu tabii, normal. Evet. Konuşuyorduk işte nota alışverişi, başka şeyler yaparken. Sonra böyle bir benim buraya gelmem, birlikte müzik yapmamız, Kudret'in evlilik teklifi. Öyle. Hatta o da buraya da geldi. Bundan 16 yıl önce falan, sene 99 mu ne? Arkadaşım. Kültür Bakanlığı'ndan şey geldi, getirdiler. O da buradaydı. Ahmet Özcan konseri. Yok. Bu ay şey getirdi. Dostlar Derneği mi vardı o zaman? Onlar getirmişler. Nerede evlenme teklif ettiniz? Yani tabii biz görüştük İstanbul'da. Hı hı. Evlenme teklifini yaptık. Hı. Görüştük. Önce görüştük tabii ki. Birlikte tanıştık, sohbet ettik, bir araya mesafeler geldi, Burcu buraya geldi tabii. Ve İsveç'e gelme kararı aldınız. Yani hiç aklımın ucunda yokken böyle aşk göçmeni olarak buraya geldim. Şimdi ikimiz gurbet kuşları olarak hayatımıza devam ediyoruz. Peki o İsveç'e geliş yolculuğunuzu hatırlıyor musunuz Burcu Hanım ve buradaki ilk gününüzü? Benim için çok heyecanlı bir yolculuktu gerçekten. Kudret elinde bir gülle beni bekliyordu geldiğimde. Yemek yapmıştı bana özel. Çok iyi hatırlıyorum. Ve benim turist dönemim başladı. Kimseyi tanımıyorum.
Bir tek eşim var, ben varım. O şey güzeldi yani, kızı var Kudret'in bir tane. Evet. İkimizin de kızı sayılır, Yıldız. Aramız da çok iyi. Aynı onun gibi hissettim. Küçük bir çocuk gibi. O 6 yaşındaydı çünkü. Ben de Kudret'in büyük kızıyım. Yani böyle takılıyoruz peşine ördekler gibi. Bilmiyoruz hiçbir yeri zaten. En güzel dönemdi bence. Ama Kudret Bey güzel yemek yapıyor bildiğin kadarıyla. Evet, çok güzel yapıyor. Evet. Fakat o, bu arada onun şey... Onun yüzünden 12 kilo aldım 5 sene içinde. İzin verirseniz şeyi de söylemek isterim. Buyurun lütfen. Biz nikah şeyimizi, davetiyemizi... Evet. Burcu'nun tabii bu şeyiyle, önerisiyle, benim Yıldız'ın, kızımın yaptığı... Bana hediye olarak yaptı. O zaman kaç yaşında? 6 yaşında, 5-6 yaşında yaptığı resmi nikah şeyimizin üstündeki şeyler o. Onun resminin üzerine yazısını yazdık. Fonda çocuğunuzun resmi, çizmiş olduğu resim var. Sürpriz yapmak istedim ben Kudret'e. O da ne yapmıştı? İşte kalp, biliyorsunuz çocuklar. İşte yaparlar ya, o elindeki şey boyalarla falan yapmış. Büyük resim vardı. Onu aldık, aynısını şeye koyduk. Oldu. Öyle oldu şeyimiz. Tabii şimdi evlisiniz ama evliliğin ötesinde siz birlikte çalışıyorsunuz, birlikte müzik yapıyorsunuz, sanatta birliktesiniz. Yani zor olmuyor mu Burcu Hanım? Çok zor oluyor. Gerçekten yani 24 saat birlikteyiz bir kere. Sizin dediğiniz gibi. Tabii bunun için de müzik çalışmalarını birlikte yapıyoruz. Birbirimizi çok eleştirdiğimiz, acımasız olduğumuz, bilhassa benim acımasız olduğum yerler oluyor. Biraz siz daha mı mükemmeliyetçisiniz? Herhalde Türkiye'de yıllar boyu hep böyle bir ekol sahibi insanlarla çalışmanın getirdiği bir şeydi herhalde. Hocalarınızın getirdiği disiplinin, evet, devamı olarak diyorsunuz. Ve orada sürekli dinamik olarak çalışıyor. Çalışıyorken buraya gelmenin şeyleri olabilir onlar. Burada bir rehavet çöküyor insanın üstüne tabii. Ben yoğun, yine aktif olarak çalıştığım halde kendimi gerilemiş hissediyorum mesela. Birlikte çalışırken bir ayrı fikirlere düşebiliyoruz Kudret'le. Ama ben ondan çok şey öğrendim. Çünkü halk müziği söylemeye burada başladım ben Kudret'le birlikte. Çok severdim ama halk müziği icracısı değildim. Ben klasik Türk müziği eğitimi aldım. Hep onun üzerine çalışmıştım. Ben ondan türkü söylemeyi öğrendim. Yeni bir repertuarım oldu. Onunla başladık Remetiko çalışmalarına falan derken, sonra biz çok çok okuyoruz, birlikte oturuyoruz yüksek sesle bir kitabı birbirimize okuyarak, tartışarak. O benim için çok değerli. Bunu hiçbir birlikteliğimde yaşamamıştım, kimseyle paylaşmamıştım. Zor da olsa bunu ben çok seviyorum. Eşimle paylaştım, evet. Ben de tabii çok şey öğreniyorum. Aha. Kuşkusuz çok şey öğrendim Burcu'dan, kuşkusuz. Bir de birlikte yaşamanın yani tabii eleştirmek gerekiyor. Yani karım diye eleştirmemek ya da kocam diye eleştirmemek yaparsak birbirimizi aslında engellemiş oluyoruz. Yapmamız gerekiyor eleştirileri ki biraz öne doğru gidelim, fikirlerimiz açığa çıksın. Aynen. Ben de Burcu'dan çok tabii çok çok şeyler öğrenmişimdir. Ayrıca beraber kitap okuruz ve ağır kitaplar okuruz. Derinlemesine yani. Bayağı şey kitaplar okuruz. Ve üzerine fikir alışverişi. Tabii, evet. Ciddi olarak üzerine yapıyor. Ve Burcu'nun edebiyatı çok kuvvetlidir. Yazısı çok kuvvetlidir. Ve şimdi görüyorum ki o geldiği dönemden şimdi çok çok daha yukarılarda. Çok beğeniyorum. Yazısı güzel demişken Burcu Hanım, bir şeyler yazıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Neler yazıyorsunuz? Nedir yazdıklarınızın konusu ve nereye yazıyorsunuz? İnternet portallarında yazıyorum. Onun dışında arkadaşlarım Ankara'da Eski Yeni diye bir oluşum içindeler. İstanbul'un Babilonu gibi düşünün bunu. Bütün dünya sanatçılarını orada ağırlıyorlar. Bu Eski Yeni'nin bir de çıkardığı dergi var. Mahalle Baskısı adı. Mahalle Baskısı. Evet, aynen öyle. Ankara şairleri, yazarları, sanatçıları ile beraber orada. Yani yazılarınızın teması ne genelde? Belli bir konu var mı yoksa? Çok dağınık aslında. Sanatsal yazılar yazıyorum daha çok. Benim günlük alışkanlığım var ilkokuldan beri. Sevgili babam, günlük. Evet, babamın sayesinde ve çok kuvvetliydi babamın edebiyatı. Babaannemin de öyle. Onların verdiği şeyle, şevkle onları görüyordum çünkü sürekli yazıyorlardı. Onların şiir defterleri vardı, onları kurcalardım. Günlükle başladı aslında yazmak. Yani böyle ajanda bir sürü benim koli koli günlüklerim vardır.
Bunun yansıması diye düşünüyorum. İşte mahalle baskısında da röportajlarım da yayınlanıyor ara sıra. Çeşitli sanatçılar. Kimlerle röportajlar? Burada mesela en son yaptığım röportaj profesyonel ekibiyleydi. Biz tiyatro derneğimiz olarak buraya bir oyun getirdik İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan. Yine Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği Semaver Kumpanya'nın kurucularında. Ve Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar oynuyordu. Onların röportajları. Çok önemli bir röportajdı o. Burada şeyde yayınlandı. TUF'un çıkardığı Eurotürk. Yanılmıyorsam adı o dergide. Orada da yazdım 3 sayıda. İsveçli şey var, Meral Lides grubu var. Evet, onlarla bir röportaj yaptım. İsveçli müzisyenler, evet. Çok önemli müzisyenler. Ama Rembetiko müziği yapıyorlar. Onlarla röportaj yaptı. Tabii İsveç'te yapıldı röportaj. Caz çalıyorlar yani. Bugün kendisi bir tanesi hala şeyde, prodüsent Pertuvo'da. Ondan sonra Mats Enerson. Sonra Leif var, hakim, emekli hakim. Caz çalıyor aynı zamanda falan. Bunlar Rembetiko müziği yapıyor, grup halinde. Evet. Bunlar. Onlarla röportaj yaptı. Rembetiko müziği ne demek? Belki biraz demek lazım. Türkiye'den giden, Yunanistan tarafına doğru giden insanların götürdüğü müzik demek. Tamam. Orada niye Rembetiko? Rembetiko yasak çünkü. İllegal bir müzik. Yasaklanıyor Metaxa döneminde 1930'lardan sonra ta 1950'lere kadar. Yasak yani. Ve bunlar tekkelerde çalınıyor veya işte kumarhanelerde, barlarda içilen yerlerde çalıyorlar. Esrar içilen yerlerde. Çünkü bunların akrabı, kardeşleri, kadınları, eşleri Türk. Hapislere giriyorlar. Bu yaşamı anlatan müzik. Yani gidip de oraya onlara iş vermeyip kriminal olaylara girenler, onun müziğini yapanlar, yasak çünkü. Ne eğitimleri kalmış, ne işleri var. Ve dikkat ederseniz şunu söyleyeyim. Avrupa'ya gelmiş, örneğin İsveç'e gelmiş, Almanya'ya gelmiş, Yunanistan'dan gelmiş olanların %99, %99'u Türkiye'den Yunanistan'a gidip gelenlerdir. Kabul edilmeyenler Yunanistan'da, yurt dışındakilerin hepsi Türkiye'den gitmiştir. Ama bir tane Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Türk göçmenlerin buraya geldiğini gösteremezsiniz. Ancak politik nedenle gelmiştir belki 80'den sonra falan veya kişisel bir akış bu yönde işliyor diyorsun. Yani Yunanistan'a giden, Türkiye'den Yunanistan'a giden insanlar kabul görmemiş Yunanlı değil. Siz Türksünüz demiş. Kültürünüz bizden değil demiş. Yasaklanmış, kabul edilmemiş. Ve onların çocukları da buraya gelmişler. Yani Rembetiko müzik böyle bir. Bunun adına Rembetiko müzik dedi. Bu Berak Lides grubu bunu yapan. Burcu da bunları Türkiye'ye tanıttı. Bu sanat dergisine röportaj yaptı. Mahalle baskısı Türkçe olarak yayınlandı. İsveç'te evet. Yaptığımız röportajı çevirdik Kudret'le birlikte. Siz bir şeyler yazıyor musunuz Kudret Bey? Maalesef. Maalesef yazamıyorum. İnşallah yazarım. Burcu çok güzel yazıyor. İleride yazmayı belki düşünebilirim diyorsunuz. Şimdi bu Burcu Hanım, sizin inisiyatifinizle gelişen bir konser var. Bu Van depremzedelerine yardım. Nefesim nefesine konseri. Nasıl oldu olay? Böyle birdenbire nasıl inisiyatif aldınız? Bunu kime götürdünüz? Kimlerle beraber yaptınız? Yani yıllar boyu Güneydoğu'da, Doğu bölgelerinde her yeri dolaştığım için herhalde biraz duygusal olarak bağım daha kuvvetli oralara bir batılı olarak. Fare hemşehrileri gibi hissediyorum kendimi ve Van'da da çalışmalarımız olmuştu, bizim konserlerimiz olmuştu. Çok sevdiğim bir şey. Çok üzüldüm ben bir kere. O bölgedeki insanlarla görüşme yaptım. Sonra bir çırpınış içine girdim. Yani kendimi kötü hissettim. Bir şeyler yapmamız lazım. Ama biliyorsunuz yurt dışında yaşayan sivil toplum örgütleri birbirlerine yanaşmak istemiyorlar. Her etnik kökenden insan uçlarda yaşıyor ve bir türlü bir araya gelip bir şey yapamıyorlar. Benim aklıma Umut Vakfı geldi. O zaman Buğra'yla tanışıyorduk, Buğra Merdoğlu'la. Evet. Direkt onu aradım. Yani gecenin bir vakti aradım ve o kadar samimi bir sesle karşıladı, o kadar kucaklayıcıydı ki. Çok önemli benim için, önemli insanlardan biri burada. Sonra Erkan Giray'a götürdük.
bu teklifi. Ve bizim inisiyatifimizle 26 sanatçıya tek tek telefon açıp ikna edip onları, içinde tabii Türk'ü de vardı, Kürt'ü de vardı, bir araya gelmeye çekinenler vardı, Yunanlısı da vardı, İsveçlisi de vardı, İranlılar var. Hani Türk'ü Kürt'ü derken birbirine yanaşmaya çekinen insanlar bir araya gelebildi yani bir deprem için ve Nefesin Nefesine konserin adı. Yine sevgili Buğra onun çekimlerini yaptı. İçinde Yunus'undan tutun Orhan Veli'sine, işte yeni şairlerden Yılmaz Erdoğan'a orayla ilgili yazdığı şiirlere kadar hep dostluk, sevgi şiirleri okundu. Ve oraya nefes olmaya çalıştık. Yani tema sevgiydi, dostluktu, barıştı, yardımdı. Başka hiçbir şey düşünmeden. Yani Batı olarak Doğu'yu anlamakta güçlük mü çekiyoruz? Maalesef çekiyoruz. Yani bunu anlatamıyorsunuz. Yani böyle şeyler yaparken, siz sevgi doluyken, barış isterken çok yanlış anlaşılabiliyorsunuz bazı insanlar tarafından. Bir de savunmaya geçmek zorunda kalıyorsunuz kendinizi. Bu duyguyu ben maalesef İsveç'te yaşadım. Çünkü o kadar 10 yıl oralarda, 90'lı dönemlerde kalmış olmama rağmen inanın kendi hemşehrilerimden daha çok onlar bana destek oldu. Sevgi dolu yaşadık bir arada. Bu kadar çatışma şey anlamında yoktu. Duygu çarpışması yoktu. Şimdi ben anlıyorum ki yurt dışındakiler çok yaralı. Onları da anlamaya çalışıyoruz tabii ki. İtilmiş, kakılmış insanlar buraya gelmişler, sığınmışlar. Uçlarda kalmaları normal, empati kurmaya çalışıyoruz. Onlar gibi hissedemeyiz sonuçta tam anlamıyla ama yine de empati kurmalıyız. O duygu çözülmelerini birlikte aşacağız diye düşünüyorum. Yani içimizdeki nefreti silerek. Bu da sanatla olacak. Türkiye'deki kutuplaşma yoğunlaşırken, barış isteyenler, barış mesajı verenler, tekrar yakınlaşmayı isteyenlerin ajanlıkla suçlanması, hainlikle suçlanması. Evet, yani bu konuda neler söylemek istersiniz? Benim kardeşlerim de orada bunun mücadelesini özellikle gezi sürecinde veren insanlardan biri. Herkesle bir arada. Çok acı tabii. Yani anlaşılamadıklarını düşünüyorum tam olarak. Ve belki de o süreci geçirdikten sonra kendilerini ifade edebilecek örgütlenmelere gidemediler, toplanamadılar. Belki daha farklı olabilirdi her şey. Yani kültürel yakınlaşmayla, sanatla bunları aşabileceğimiz yönünde ümit var mı? Bence ümit var. Bence ümit var. Yani şu anda... Hatta en doğru yol bu diyebilir miyiz? En doğru yol bu, evet. Biz her zaman şiirin, edebiyatın, yani genel anlamda tiyatronun bunları toparlayacağına inanıyoruz. Ama içi dolu, içeriği sağlam olan işlerle bunlar yapılabilir. Yine popülizme geliyoruz. Popülizmle bunu çözemeyiz. Yakınlaşmaları daha kültürel, daha dolu içeriklerle yapmalıyız ki birbirimizi anlayabilelim, sahip çıkabilelim. Şimdi yine müziğin farklı bir dalında, restoranlarda izleyicilerimize müzikli, keyifli dakikalar yaşatıyorsunuz. Bu yemekli organizasyonlarda izleyicilerle diyalog kurmak diğer konserlerden daha farklı. Siz bunu çok güzel bir şekilde beceriyorsunuz ve sizi gelip izleyenlerden hep çok olumlu eleştiriler alıyoruz. Ya yani bunu nasıl başarıyorsunuz? Daha önce de Türkiye döneminde de çalışmalarım oldu benim programlarda ama sadece dediğim gibi Türk sanat müziği üzerineydi. Buraya gelince İlk geldiğim yıllarda bir restoran vardı. Orada Kudret'le birlikte ve Yunan arkadaşımızla birlikte program yapıyorduk. Orası kapandıktan sonra bir boşluğa düştük biz. Nasıl halledebiliriz bunu diye konuşurken dedim ben kendimiz düzenleyebiliriz geceleri herhangi bir restoranı tutarak. 60 kişilik bir arkadaşımızın restoranında başladık bu işe. Şimdi 150 kişilik bir restorandayız. Farklı geceler düzenleyerek. Yani mesela yani şu sıralar Rembetiko mu yapıyorsunuz? Şu sıralar Rembetiko ama çok çeşitlilik yaratarak yaptık bunu. Yani şimdiye kadar böyle yapılmamış restoranlarda. Mesela bir Hayyam Gecesi yaptık. Ya ben zaten şaşırıyorum. Ya bunu itiraf edeyim. Mesela sizin programlarınızda 5 defa gelen insanla konuşuyorum. Yani diyorum ki 5 defa aynı insanı görmeye niye gidiyorsunuz? Siz şimdi onu açıklıyorsunuz çünkü her seferinde farklı bir konseptle izleyici karşısına çıkıyorsunuz. Farklı bir konsept oldu. Hıdrellez yaptık. İşte oraya dilek ağacına kadar koyduk. Yakabilseydik ateş de yakacaktık. İsveç izin vermiyormuş restoranın önünde bunu yapamadık.
Ama direklerini astı insanlar, bahar şarkıları söylendi. Farklı dillerde şarkılar söylediğimiz geceler yaptığımız oldu. Yeşilçam gecesi yaptık. Perdeye eski filmlerin görüntülerini yansıtarak ve şarkı sözlerini izleyicilere, oradaki insanlara dağıtarak misafirlerimize bir koro bölümü oluşturduk. Yani biraz daha böyle düğün mantığından çekerek, yani oynamanın da zamanı var, birlikte şarkı söylemenin de, şiir okumanın da zamanı var gibi bir şeye girdik. Hem kendimizi tabii zenginleştirdik bununla, hem belki de buradaki insanlar farklı bir şeyle karşılaştılar. Yani birçok konsepte gece yaptık da hatırlayamadığım. Gelen eleştiriler bunu başardığınızı ve izleyicilerin memnun kaldığını söylüyor bize. Bir de tabii restoranda şey var, diğer sahnelerde yemek yemez insanlar ya, çıkarsınız bir kültür sarayı sahnesine, odak sizdedir, herkes size bakar. Bunun keyfi başka, bana göre her zaman çok daha güzel. Evet. O göz kontağını ve kalp kontağını restoranda kurabilmek işte belki söz dağıtarak oldu. Yani orada göz göze bakabildik birbirimizle, değil mi canım? Yani senin de söylemek istediğin bir şeyler vardı belki bu konuda, hep ben konuştum. Öyle güzel. Tabii çok... Siz neler eklemek istersiniz burada? Tabii çok şey var, uzun aslında anlatacağı çok şey var ama zaman yetmez. Burcu çok uğraştı. Buradaki insanları bir araya vermek, bir araya getirmek için aralardaki o duygu, kırılmış duyguların yani parçalanmış zihinleri birleştirmek için, bütün hale getirmek için çok uğraştı, uğraşıyor hala. Tek başına olmasına rağmen, yani dışarıdan engeller de var çünkü, hem imkansızlık, olanaksızlık, hem zaten böyle bir şeyin olabileceğine kimsenin şeyi yok. Kimse birbirini çünkü bedavadan sevmiyor. Sevgiliyince illa bir karşılığın olacakmış gibi. Burcu tam tersine insanlarla ilişkiye girince insanlar bir önce şaşırıyor falan. Yani bir şey diyor. Hatta Burcu birkaç tanesine iş bulmuştu. Bakın Burcu geldi ve geldikten bir iki yıl kendisine iş bulmadı. Ama başka gerçekten söylüyorum bunu. Çok uğraştı Burcu ve şeylerin kalbine girdi, tanıyanlar, kendisiyle dokunanların, konuşanların kalbine girdi. Çünkü tek şeyi vardı, karşılıksız sevgi. Birbirimizi sevelim, kültürümüzü yaşayalım, edebiyatımızı yaşayalım, şiirimiz var ne güzel, dilimiz çok güzel, müziğimiz harika. Bütün müzikleri, bütün insanlar hatta gelsin, Yunanlısı gelsin, Azerbaycanlısı gelsin. İşte Ermenisi gelsin, Kürdü gelsin, birlikte şeyler yap. Ve şimdi o durumdayız. Yani şöyle 25 kişilik bir Azerbaycanlı masası, işte bir yerde Kafkas masası, Yunanlılar, Türkler. Yani hep bir arada bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu gerçekten taşıyoruz. Kabare bile yaptık biz, Kabare Aşk yaptık 14 Şubat Sevgililer Günü'nde. Skeçler oynandı, arada müzikler oldu, aşk şarkıları. Şimdi ben Burcu Hanım'ı anlayabiliyorum. Benim de İsveç'teki geçmişim 2010'dan itibaren 5 evet. yıllık bir geçmişim var. Yakın zamanlarda geldik, o zaman tanışmıştık evet. hatta. Evet, evet. Demin ismi geçen ortak dostumuz Buğra Merdol var. Onun evet. entegrasyon konusunda bir incelemesi var. Onu Türkçe ve İsveççe olarak ileride yayınlamayı düşünüyoruz. Evet. O entegrasyonun aşamalarını anlatıyor. O aşamalar içinde Burcu Hanım'la ben bir ve ikinci aşamada olduğumuz için burada daha çok iş yapmaya istekli, daha hevesli. Evet. Hevesimiz evet. kırılmadı. Kırılmasın da. O nedenle ben Burcu Hanım'ı anlıyorum. Onun da içi benim içimin dolu olduğu gibi evet. bir şeyler verme yönünde. Evet. Dolu. Çok şey yaptı yani İsveçli müzisyenlerle yaptı. Yine 2011 İsveçli çok rahat konuşamasam da. Azerbaycan müziğiyle İsveç müziğini birleştirip işte Kungsträdgården Gordon'de ondan sonra ortak hem İsveççe hem Türkçe Azerbaycan müziğiyle şey yaptı, müzik programı yaptı. Ondan sonra şimdi tabii biz restoran dedik ama restoran dışında verdiğiniz bir sürü konserler var. Şimdi ben hatırlayamayacağım, o yüzden müsaade ederseniz notlarıma bakarak söylemek istiyorum. Siz buyurun. Oraya geçmeden ben sadece şunu söyleyeyim. Buyurun. Bizim kanımız hala sıcak akıyor. Ben de sizin yaptıklarınızı çok önemsiyorum. İlk önce anlam veremedim hani ne yapmaya çalıştığınıza. Sizinle konuştuktan sonra, sizin mailiniz geldikten sonra daha iyi anladım bunu. Gerçekten çok birleştiricisiniz.
her yaştan, her meslekten ve şeyi gözetmeksizin ayrı siyasi fikir, etnik köken burada kalma süresi gözetmeksizin herkesi kucaklıyorsunuz ve bir şeyler, insanların derdini anlatmasını sağlıyorsunuz. Çok önemsiyoruz sizin yaptıklarınızı. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ekibinizi de. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi tekrar notlarıma dönüyorum. Burada İsveç Ulusal Radyosu'nda canlı konseriniz var. Malmö'de bir halk konseriniz var. Stockholm'da yine Welt Müzik bir konseriniz var. Tarih Müzesi'nde konseriniz var. Demin söyledi Kudret Bey, Kunstregorden'de konserleriniz var. Ondan sonra Stockholm'da yine Rembetiko konseriniz var. İsveçli ve Yunanlı müzisyenlerle birlikte yaptığınız bir konser. Medelhaus Museum'da, Akdeniz Müzesi'nde konseriniz var. Gustavianum Müzesi'nde konseriniz var Uppsala'da. Yine Savaş Müzesi'nde İsveçli ve Yunanlı müzisyenlerle birlikte Mübadele Torunlarından Ege'nin iki yakasını birleştiren şarkılar ismi altında konserleriniz var. Yani ben sayarken yoruldum. Siz yaparken yorulmadınız mı bu kadar konser verirken? Bu kadar konser sizde ne anılar bıraktı geriye? Sen başlamak ister misin canım buna? Şimdi ilginç olanlarından bahsedelim. Çünkü diğerleri zaten günlük hayatta oluyor. Zamanımız kısıtlı. Şimdi Malmö'deki örneğin bir proje. 2 yıllık bu projeyi bekliyorum. Burcu'yla. Bu İsveç Radyosu'nun, Petro'nun bir projesi. Malmö'de. İsveçli bir elektronik müzik yapan bir bayanla. Lisa Nordström. Buradan adını söyleyeyim. Tabii. Lisa Nordström. Bu Küba'da falan hatta müziklerini yapıyor, çekim yerlerinde falan videoda orada görüntü deniyor. Enteresan bir enstrüman, elektronik. Sesleri orada topluyor, biz de ilk defa karşılaşacağız. Doğadaki bütün sesleri topluyor. Topluyor, kendisi o seslerle de kullanarak beraber müzik yapacak. Böyle bir proje. Ve İsveç şeyini ve şimdi de bu canlı olarak ayın 21'inde, Aralık'ın 21'inde Pertivo'da saat 19'da bu konserin kıyı var. Canlı Pertivo tabii yayınlayacak. Malmö'deki bu bir haftalık, bir hafta değil 4 gün orada kaldık. 4 günlük bir de kayıt yaptılar bunlar. Her anımızı. Her anın kayıt ettiler. Günlük sabah 10'dan 11'den akşama 5'e kadar. Bütün hepsini kayıt yaptılar. Ayrıca konserin dışında. Konseri yayınlayacaklar diğerlerine. O mesela çok ilginç bir şeydi, müzikal açısından, yeni bir şeydi, kültür açısından. Burcu için de, benim için de, Lisa için de ve bunun benzerini caz festivalinde, kadınların caz festivali var hele, uluslararası, Göteborg'da. Ayın 2'sinde mi, 3'ünde miydi? Ekim'de. Oraya Burcu onunla beraber katıldı. Orada da çok güzel eleştiriler aldı caz otoriteleri tarafından. Şimdi tekrar istiyorlarmış farklı festivallerde. Enteresan bir müzik şey oluştu çünkü. Burcu orada klasik Türk müziğinden söylüyor. Halk müziğinden, Türk halk müziğinden söylüyor. Nazım'dan şiir okuyor. Kendisinin doğaçlama, her şey doğaçlamaları var. Kendisinin söylediği bütün o deneyimler, müzik birikimleri üzerinde. Böyle bir şey yani. Kaçırmalarını istemem bir şeyler. İstanbul'da da bir şeyler yapacağız Lisa ile beraber. Bir belgesel çekimi yapılıyor şu anda Lisa için. Bir ayağını İstanbul'da onun belki tarihi bir mekanda, sokakta da olabilir, çekilecek. Birlikte bir şeyler yapacağız. Tabii Malmö deyince bir de benim aklıma Welt Müzik Galan geliyor. Evet. İlk aslında onunla başladı her şey. O 2000-2500 kişilik bir salonda biz performans gerçekleştirdik. 3-4 günlük bir şeydi o da. Evet. Onun gala gecesinde çıktık. Festival. Bütün dünyadan müzisyenler 3 saatlik bir konser verdiler orada. Bizim bu Van döneminde yaptığımız şeyin çok daha büyüğü, çok daha profesyonelcesi. Orada yaşamış olduk. Bu anlamda
İsveç'e minnettarım tabii. Farklı dillerde de konuşsak etnik kökenli müziklere, farklı sanatlara çok meraklılar. Arşivciliğe çok meraklılar. Dinliyorlar sizi gerçekten. Belki ben kendi ülkemde İstanbul'da Taksim Meydanı'nda bir Itri Dede Efendi okuyamazken burada Konkses Gordon Meydanı'nda insanlar beni elinde meşalelerle -16 derecede dinlediler seslerini çıkarmadan. İsveç toplumu toplayıcı bir toplum. Toplayıp arşivlemeyi seviyor. Evet. Yani bunlar düşünün bir gemi çıkarmışlar. Evet. Gemiyle bütün dünyayı gezip dünya üzerinden örnekler toplayıp müzelerine getirmişler. Evet. Hatta gemileri Kuzey Buz Denizi'ndeyken deniz donmuş ve Rusya'da bir süre misafir kalmışlar. Aynı şeyi kültürde de yapıyorlar. Evet. Kültürleri topluyorlar. Daha sonra bunların kültür politikasına değineceğiz. O bölümde evet. Ben tekrar size soracağım ama bir şey söyleyeyim istiyorum. Yine ilginç başka bir şeylerden aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir de Stockholm Üniversitesi'nin bir projesi var. İtalyan bir müzisyenler, İsveçli müzisyen, İranlı müzikologlar. İsveçli bir klasik Batı müziği öğretmeni, hocası üniversitede bugün hala orada. Onun içinde bulunduğu bir proje. Ne bu? Diyor ki İsveçli profesörler, efendim bugün okunan opera, Batı klasik operası 1500 ya da 1600'lerdeki yazıldığı, okunduğu gibi okunmuyor. Neden? Piyano çünkü sonradan konuldu, keşfedildi. Ondan sonra Bach'la birlikte ve şeyler, orada kullanılan sesler şey oldu. Ortadan bölündü, piyanoya uyarlansın diye bugünkü gibi okunuyor. Ama o dönem 1600'lerde böyle okunmuyordu. Nasıl okunuyordu? Tahmini üzerinde diyor. Koma sistemi üzerine, yani matematiksel sistem üzerine, aynen Türk müziğinde olduğu gibi. Yani komalılık üzerine, klasik Türk müziği komalılık üzerine. Sesi öyle ortadan bölemez. Bugün piyanoda ya da gitarda ortadan bölünüyor. Ya iki nota arasında 9 tane ses var. Onu serbest bir şekilde eskiden kullanılabiliyormuş. Ama tabii Batı farklı bir sistem oturtunca bunu ortadan tek bemole, tek diyeze belki biraz şey oluyor, teknik oluyor anlatım ama anlatmaya çalışıyorum. Bunun araştırmasını yapıyor şu anda İranlı bir müzikolog. İşte dediği gibi fıkra gibiyiz biz İsviçreli. Operayı yani Caccini 1500-1600'de yaşayan Caccini, İtalyan ilk opera bestecileri, Burcu onu söylüyor. Üniversitede seslerinin işte fotoğraflarını, işte iç şeylerini çektiler datalarla. Bilmem ne de Burcu'nun nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor onu söylerken diye. Komalı söyleyecek. Proje şey ne? Bundaki gaye o dönemdeki gibi okumasını sağlamak. Burcu da bunu öğretmenlere de öğretmek. Öğretmen de var çünkü işin içinde. İsveçli. Hepsi klasik Batı müziği hocaları. Ve bunu nesillere aktarmak. Şeyleri bu. Projeleri bu. Ve bu devam ediyor. Bunun en büyük önemi şu. Ben zamanında klasik Türk müziği eğitimi almadan bir opera sanatçısı olmak istiyordum. Birazcık değineyim ona. Yalnız öyle büyük ön yargı var ki Türkiye'de. Ben sınava girdiğimde 3 aşamalı bir sınavdı. Karnanalar dizisinden tanıdığımız Sevda Aydan jüri başkanıydı. Niii diye bağıran kadın. Evet. Çok korkutucu bir Tijen. Ve ben bu sınava girmeden onun derslerine gitmeye başlamıştım. Bir arkadaşım vardı. Hayrandım ama çok da korkardım. Ben 3 aşamalı sınavın 3. aşamasında onun hışmına uğradım. Çünkü söylediğim aryalarda bir aryam vardı. Benim çok gırtlaklı okuduğumu söyledi. Dedi ne? Yani aynen onu hissettim ben. Batı müziği okuyamazsın sen dedi. Çok gırtlak bilmem ne. Kimleri dinliyorsun? Ben tabii o zamanki saflıkla ortaokuldayım. Zeki Müren'den tutun hatta Gencebay'a kadar saydım. Hayır dedi yani. O dönemde ben 3. sınavda elendim ve opera sanatçısı olma hayalim gerçekten acayip sekteye uğradı. Küstüm kendime. Ben yapamam artık. Kesinlikle yapamam. Yine sevgili annemin desteğiyle, kendisi de çok sever böyle şarkı söylemeyi, utta çalıyor kendisi.
Ya da kızım o olmazsa şu olur falan. Ben Türk müziğine kadar gittim. Ama çok üzüldüm yani Sevda Aydın'ın böyle söylemesine. Rezil oldum diye hissediyorum kendimi. Ve şimdi diyorum herhalde bir karma yaşıyoruz spiritüel anlamda. Bu insanlar bana opera projesi teklif ettiler ve ben bu olayı anlattığımda araştırma projesi anlattığımda anlam veremediler Sevda Aydın'ın bana yaptığına. Neden böyle bir kanadınızı kırmışlar sizin? Neden bu kadar uzaklaştırmışlar? Yani hala doğu toplumlarında bu tür ön yargılar, at gözlükleri var. Şimdi burada ben... Biraz da kişisel kaprisler de var galiba. Kişisel kaprisler de olabilir ama yine de genel anlamda hep kural koyuyorlar. Şimdi biz burada o kuralların yıkıldığını görüyoruz. Buradaki insanlar da farklı bir şeyler duymak istiyorlar sizden. Ben diyorum nasıl söylerim bunu gırtlaklı Türk sanat müziği gibi. Söyle diyorlar böyle daha güzel. Yani barok sanatçısı geliyor kendisi okuyor batı tarzında şan tekniğinde. Kendini beğenmiyor. Seni beğeniyorum ben. Bu haliyle daha güzel. Ben de diyorum yok sizi beğeniyorum estağfurullah. Hala o ezikliği yaşıyorum içinde. Ama bu sene Türkiye'ye gittiğimde Ege Aydan'a, sevgili Ege Aydan'a, Sevda'nın oğluna mesaj gönderme şansım oldu. Bu olayı anlattım oyuncu bir arkadaşıma. Teşekkür ediyorum kendisine dedim. İyi ki orada öyle yapmış. İyi ki ben Türk sanat müziği eğitimi almışım. İyi ki beni almamış ve ben böylece zenginleşmişim. Batıyla Doğu'nun sentezini şu anda kurabiliyorsam Sevda Aydan sayesindedir. Ve ölmeden onu görmeyi çok istiyorum. Çok yaşlandı kendisi şu anda. Ziyaretine gideceğim. Ben küçük bir anımı bu arada sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili dostum Orhan Şanlı ile Cemal Reşit Bey de Türk müzikallerinden örnekler diye bir program sahnelemiştik. Senfoni orkestrası enstrümanlarıyla Türk müzikallerinin eserlerini. Tabii ki o demin işte Kudret Bey'in bahsettiği teknik detayı ben orada öğrenmek durumunda kalmıştım. Evet, evet. Çünkü o notaların senfoni orkestrası için yeniden yazılması, diğer yerde 9 ses, burada 2 ses bayağı bir sıkıntılı olduğunu ben orada o teknik detayı öğrenmiştim. Şimdi belki izleyicilerimiz bu teknik detayın ne anlama geldiğini bilemeyebilir ama çok büyük bir sıkıntı olduğunu buradan gerçekten söyleyebiliriz ve onu aşabilmek için de çok büyük çabalar sarf edildiğini onlarla. Umarım bu konser olacak bu projenin sonunda. Vivaldi, Mozart, Caccini, konser olacak. Çok insanın bestesi. Umarım olur, görürüz bu güzel şeyi ve bu opera Türk müziği bu komalılık sistemi üzerine söylenecek. Evet. Yani İsveçli profesörler böyle olması, doğrusunun bu olduğunu söylüyorlar. Yani tabii araştırma ve tez bu. Evet. Ama yine de tabii çok güzel. Tabii teze karşı tez olabilir. Evet. Sonunda bir sentez çıkar. Evet, aynen. O sentez aşamasında bakarız ne olacak. Zaten önemli olan o sentezin ortaya çıkması. Türküler ve şarkılarla Anadolu sunumu kapsamında Uppsala Üniversitesi'nde, Stockholm Üniversitesi'nde ve İsveç Parlamentosu'nda bakan ve milletvekillerine şey yaptınız, konserler verdiniz. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Bu bir Anadolu sunumuydu. Canım bu Stockholm Üniversitesi'nde bir araştırma bölümü kuruldu ya, Paul Levin başında. O neydi? İsveç Araştırma Enstitüsü var İstanbul'da, bir de burada kuruldu. İsveç, tabii. Onun adı neydi bilmiyorum o kurumun. Onun adına biz bunu yaptık. Evet, ilk önce bir ev konseri düzenlendi yemekli. Onlara bir sunum yaptık. Evet. Paul'ün eşi Stockholm Üniversitesi rektörü vardı. Evet, Stockholm Üniversitesi rektörü vardı. Paul'ün eşi Türk bir bayan. Onun da merakı varmış zaten Türk müziğine. Çok mutlu oldular. Sonra Uppsala'da öyle bir şey yapma imkanı oldu. Bir ressam geldi Türkiye'den. Anadolu resimleri sergiledi. Orada çok ilginç bir salonda biz konser verdik, mikrofonsuz, tesisatsız. Çünkü kadavra inceleme salonuydu orası. Buğra belki daha yer olarak, doktor olarak, yer olarak ve herkes ayakta böyle derinlemesine bir salon. Kadavrayı seyrederlermiş doktorlar ders verirken öğrenciler. Oturma yeri yok. Ayakta duruyor ve bayılan düşmüyor. Tepe üstü gitmiyor. Çünkü yüksek kürsüler. Bayılan orada kalıyor. Biz o kadavranın incelendiği yerde konser verdik. Yani biz kadavra olduk. Kendinizi kadavra gibi hissettiniz. Eva da vardı orada hatta Uppsala Üniversitesi'nden. Türkoloji bölümünden. Türkoloji bölümünün başkanı. Başkanı. Şu anda hala devam etmiyor. Emekli oldu.
Büyükelçi vardı. Evet, Türk Büyükelçisi, İstanbul, Uppsala Valisi, Uppsala Belediye Başkanı. Hepsi oradaydı. Ve Türk dünyası şeyi vardı bir de. Türk dünyası fotoğraf sergisi. Aynı zamanda vardı. İlginç, enteresan bir şeydi bizim için. Orada da onlara sunum yapma imkanımız oldu. Siz yine inisiyatif alıyorsunuz Burcu Hanım. Aldığınız inisiyatif neticesinde Az Nesin Vakfı'nın yararına bir Neşet Ertaş konseri, Gönül Dağı konseri. 30 müzisyenle birlikte yapıyorsunuz. Bu fikir nasıl gelişti sizde? Ne yaptınız? İşte o 30 sanatçıyı nasıl aradınız, nasıl getirdiniz? Biraz bahsedelim mi onlardan? Tabii bahsederim. Biz Kudret'le Neşet Ertaş'ın sağlığında buraya gelmesini çok istedik. Yani benim içimde hep böyle bir aşk vardı. Kudret'le konuşuyorduk. Keşke gelse. Önemli değil para kazanmak. Yani tamamını veririz ona. Küçük bir salonda da olsa burada o abdal kültürünü ondan o görse insanlar. Sanıyorum seneler seneler önce gelmiş buraya ama çok tabii yıllar girmiş araya. O dönemde kimler seyredebildi bilmiyorum ama bu dönemde de olsun istedik. Ve bir arkadaşımız vasıtasıyla menajeriyle bağlantıya geçtik. Kadıköy Sahne Halkla İlişkiler uzmanı vasıtasıyla. Çünkü orada da konserler veriyordu. Ve hasta olduğunu öğrendik maalesef. Tedaviyi de reddetmişti. Henüz ikna edememişlerdi kendisini. Kimseye söylemiyorlardı. Kimseye söylemiyorlardı. Hasta İstemiyordu olur. Duyulmasını. Bunu öğrenince tabii çok üzüldük, yıkıldık. Bunu gerçekleştiremeyeceğimizi anladık. Çünkü kötüye gitti hastalığı. İyileşmesi umudundaydık. Olmadı. Öldükten sonra belirli bir dönem yas dönemi oldu. Ben kafayı takmıştım onu, Kudret'e sürekli bunu yapalım yani. Neşet Ertaş bunu hisseder. Çok istiyorduk, bu olmadı ama en azından onun türkülerini okuyalım. Ama bunu para kazanmak için yapmayalım dedim. Yani yine kendini çocuklara adamış başka bir sanatçı, Aziz Nesin. Vakfa adamış kendini. İkisinin ruhunu birleştirelim biz Aziz Nesin'le Neşet Ertaş'ın ruhunu. Yine şiirlerle, türkülerle, Neşet Ertaş'ın türküleriyle biz o geceyi gerçekleştirelim diye düşündük. İlk önce kendi derneğim olan tiyatro derneğine sundum ben bunu. Yapmak istemediler. Belirli nedenleri vardı kendilerine göre, oylamada çıkmadı. Benim yine Erkan Giray'a gitme gibi bir şey. Ona sarılma, Umut Vakfı değil, bu sefer Kültür'e. Bu sefer Kültür'e bu vasıtasıyla. Onu şöyle ikna ettik. Erkan abi hiç Kültür Evi'nin bir şeyi yok, yaptığı bir faaliyet yok. Hani bunca zamandır bir para toplanıyor, ütopya şekline dönüştü, bina alınamıyor. Kendini çevirecek projeler yapsın Kültür Evi, sanatsal işler yapsın. Her gelen sanatçı kendini göstersin. Belki işte gelenler emeğinin karşılığını da alabilir ama bunun yarısı ya da yarısından çoğu yine Kültür Evi'ne kalabilir, kendini geliştirebilir. Gelin bu başlangıç olsun, bu sefer Kültür Evi para kazanmasın bu işten. Biz kutsal bir yere gönderelim bu parayı. Biz çünkü kendimiz yapmak istemedik bunu. Belirli bir kurum olsun, kurum muhassasıyla gitsin istedik. Erkan Bey de sağ olsun bunu destekledi. Evet. Ve bu yani Umut Vakfı'nda da onların bir hassasiyeti var. Yani şeffaflık politikası, evet. Kendi web sitelerinde makbuzların yayınlanması falan aynen, gibi. Aynen, aynen. Destekledi ve yine bizim teker teker arkadaşlarımızı arama sürecimiz başladı. Bu sefer 30 kişi bir araya geldi. Belirli dönemlerde provalar yaptık. Sağ olsun Nazım Onay bize Bredenk'teki, yanlış söylemiyorum değil mi? Bredenk'te onun evet. Verdiği, ders verdiği yer, orada açtığı farklı provalarımız oldu. Şu anda 4 farklı yerde ders veriyor. Aslında, büyüdü şeyler, evet, ders şeyi. Aslında bütün arkadaşlarımızın emeği, katılımı, gönüllü olması bu işte hepimizi çok duygulandırdı. Yani çok önemli. Birlikte yaptık bu işi sonuçta. Her ne kadar bizim inisiyatifimiz olsa da tek tek emeklerini hiçbirinin hakkını yiyemeyiz. Yani katılmaları, yani tesisata kadar kurulması, ona da Muharrem arkadaşımız destek oldu. Hem müzisyen olarak hem bütün teknik ekibine oraya sundu. Önemli bir projeydi bizim için. Yine şiirlerle, türkülerle süslenmiş. Başında da Neşet Ertaş belgeseli gösterdik ama çok uzun bir belgeseldi. Onu Kudret montajladı, en önemli yerlerini kısalttık, perdeden gösterdik. O da 3 saat süren bir konser oldu. Belki bir tek dezavantajı çok uzun olmasıydı. Ve biz o yaz konserden sonra Erkan Giray'la birlikte
vakfı ziyaret ettik, Aziz Nesin Vakfı'nı. İstanbul'da. İstanbul'da, Çatalca'da. Zaten çocuklarla ben daha önce çalışmıştım. Koro yapmıştık, drama yapmıştık. Serhat Özcan vardır, Tırpişon karakteri. Evet. BKM'de oynayan, onunla birlikte gidip geliyorduk vakfa sürekli. Nazım Kültür Derneği ve Barış Derneği aracılığıyla çalışmalarımız oluyordu. Tekrar çocuklarla bir araya geldik, oyunlar oynadık, birlikte yemek yedik. Bayağı bir para toplandı. Çok mutlu oldu. Dernek müdürünün söylediği şu oldu bize. Nice isim sanatçılar bu dernek için konserler verdiler ama sizin kadar yardım getirmediler dedi. Çünkü yok tesisat parasıydı, yok şu parasıydı, kuş kadar kalıyordu. Bayağı yüklü bir miktarda para gitti ve böylece Kültür Evi ilk projesini yapmış oldu. Çok son mutlu. Projesi mi oldu? İlk ve son şu anda ama gelecek bence gerisi. İnşallah yeni projeler olacak evet, diyoruz. Evet inşallah. Aziz Nesin'i sevgiyle anıyoruz bu arada. Evet, vakıf bugünlerde zor günler geçiriyor Türkiye'deki gelişmelerden evet, ötürü. Evet aynen. Demin aynen. BKM'den bahsettiniz, ben konunun dışına çıkmak istiyorum. BKM de hayatınızda yer eden bir evet, kuruluş. BKM ile ilişkileriniz nasıl oldu? Kardeşiniz vasıtasıyla oldu herhalde. Evet. Kardeşim şu anda yardımcı yönetmen olarak çalışıyor. Güldür Güldür projesinde. Yani BKM'yi açık ismiyle de söyleyelim. Aha. Beşiktaş Kültür evet, Merkezi, Beşiktaş Yılmaz Kültür Erdoğan'ın. Merkezi. Yılmaz Erdoğan'ın ve Necati Akpınar'ın şu anda yönettiği bir kültür merkezi. Çok da önemli işler yapmış bir kültür merkezi tiyatro oyunlarıyla zamanında. Şimdi artık sadece televizyona ve sinemaya çalışıyorlar ama umarız geriye döner o günler. İlk Tuğçe onlarla bu Mükremin Çıtır'ın dizisinin adı neydi? Bir Demet Tiyatro. Bir Demet Tiyatro. Demet Akbağ'la beraber. Bir Demet Tiyatro seneler sonra ikinci kez çekilmeye başlandığında Tuğçe onlarla çalışmaya başladı. Yine Serhat Özcan'ın vasıtasıyla oldu bu Tırpişon karakterini oynayan evet, arkadaşımızın. O dönemle beraber ben BKM'nin dizilerinde biraz böyle kadrolu spiker gibi. Yani bir dizide televizyondan biri gösterilecekse bir haber sunan biri, röportaj yapan biri. Ben oraya böyle bir devamlı gidiyorum. Hep misafir sanatçı. Evet, hep her yerde misafir sanatçı ben. Hep göçebe. Her taşın altından siz çıkıyorsun. Yani böyle bir dönem oldu. Şimdi Güldür Güldür'de çalışıyor yardımcı yönetmen olarak. Yakında yönetmenin kendi yapacağı bir projesi var. Şu anda gizleniyor. Yazın başlayacak. Orada konserler de yaptım ben BKM Mutfak'ta, BKM sahnede. Hala da devam ediyor İstanbul bağlantılarımız. Sürekli gidiyorum ben. Orada da bir grubumuz var. Otantik İstanbul diye. Hazır tiyatroya girmişken bu İsveç Devlet Tiyatroları'nda Küçük Bir Öykü bu oyununu oynadınız. Hı-hı. Ondan bahsedelim mi biraz? Bu bizim buradaki tiyatro derneğimize yani Türkisk Svenska Rikstheaterföreningen'le Rikstheater arasında yapılan bir anlaşma sonucu oldu. Rikstheater yapımcılığında. Berix Tiyatr ilk defa profesyonel anlamda bütçe ayırdı bir oyuna, bizim oyunumuza. Oyun Yılmaz Erdoğan'ın oyunu. Daha önce Haybeden Gerçeküstü Aşk olarak Demet Akbağ ile birlikte oynadıkları oyunun biraz farklı hali. Çünkü Hanım Beni Duyuyor Musun'la Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar kitabından da alıntılarla farklı kolaj yaptık biz oyunu. Bunun üzerinde ben çalıştım, redaksiyonunu yaptım oyunun. Adını Küçük Bir Öykü Bu olarak değiştirdik ve müzikli bir oyun haline dönüştürdük. Ve finali oyunun interaktif bir final oldu, seyirciyle konuşarak. Çünkü kadın erkek ilişkisi oyunu bu. Sonunda ayrılık var, yani tanışmadan, evlilikten, balayına, ilk kavgaya, kıskançlığa kadar uzanan bir oyun. Ve arada bu konuyu besleyen şarkılar var, müzikal hale dönüştürülmüş. Sonucu da ayrılacaklar mı yoksa evlilikleri devam mı edecek? Bunu seyircilerle tartışarak karar veriyorlardı sahnede. Bizim toplumumuz genelde duygusal olduğu için bitmesin evlilik falan diye çoğunluk böyle dediği için öyle bitti final. Bu şekilde. Hangi dilde oynadınız oyunu? Türkçe olarak oynandı. Şarkılar da Türkçe. Şarkılar da Türkçe. Evet, şarkılar da 60'lı 70'li yıllardan böyle Yılmaz Özdemir Erdoğan'dan tutun Vedat Sakman şarkılarına kadar kolajlanmış şarkılardı. Altyazılı olarak oynandı. İsveççe altyazılı. Belirli bir elektronik şekilde yazı geçiyordu altında.
Başrolü'de sevgili Alçın Hafif ve sevgili Erhan Özay paylaştılar. Piyanistimiz de Erhan Balcıoğlu'ydu. Kendisi zaten o 70'li yılların ekolünden gelme bir insan olduğu için gerçekten harikalar yarattığını düşünüyorum. Teknik ekibi de anmadan geçmeyeyim. Yaser Bozkurt ve Neşe Gerçekçi. Arkasından da Semra, soyadını unuttum Semra'nın. Semra Özel bizimle oldu. Biz bayağı turne dolaştık o oyunla. Yani bir senelik bir proje. Södra Tiyatro'da yaptık premierimizi. Ardından Bozşurka Komün'de, Halun'da da oynadık. Yine Göteborg, Malmö, başka şehirlerle devam etti oyun. Ve ömrünü tamamladı. Şu anda belki bazı festivallerde oynama şansımız var, davet ediliyoruz. Hem yönetmenliğini yaptım. Yani ben oyunun yönetmenliğini yaptım bu arada, rejisini yaptım. Şarkılarımı söyledim, sahne üzerindeydim arkadaşlarımla beraber. Ve İsveç Devlet Tiyatroları'nın bütçesiyle. Evet, İsveç Devlet Tiyatroları'nın bütçesiyle. Tabii şunu ben atlamayayım. Bizim derneğimiz çerçevesinde benden önce Ayla Zorer hanımefendi, yine Devlet Tiyatroları'ndan, kendisi de İsveç'te yaşamış bir insan, Yarınlara Geç Kalmadan diye bir oyun yapmıştı dernekle beraber. Yalnız buna yönetti ve oyuncularından biriydi. Buna destek çıkmamıştı o dönemde Rix Tiyatr, yani en azından bütçe olarak. Ama Yarınlara Geç Kalmadan hala sergileniyor, İşte oynanıyor. Onu söyleyecektim. 50. yıl nedeniyle tekrar sahneye kondu Yarınlara Geç Kalmadan. Ayla Hanım tekrar geldi, yeni kadroyla oyunu yönetti. Bu sefer o da derneğin ikinci profesyonel oyunu olmuş oldu. Çünkü İsveç yine ona bütçe ayırmış oldu. Yani siz kendi yolu açmış oldunuz, evet, ilk oyunla. Evet, öyle oldu. Bakalım. Yenilemiş oldu oyun. Yeni oyunlara da bütçe alınır inşallah. Evet, inşallah. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda bir Strindberg oyunu çevirisi Alacaklılar. Onunla ilgili biraz konuşalım isterseniz. Evet. Biraz Strindberg'den bahset istersen canım, ondan sonra geçelim. Ben bunun macerasını anlatayım. Şimdi Burcu dedi ki işte bunu çevirmemi istiyor işte dedi İstanbul'da bu şeyin kızı neydi? Girizgahı ben yapayım o zaman. Evet. Behçet Aysan şairimiz bu Sivas'ta maalesef yanarak katledilenlerden birisi. Onun kızı Eren Aysan hem köşe yazarı Cumhuriyet Gazetesi'nde hem de baş dramaturglardan biri Ankara Devlet Tiyatrosu'nda. Bu oyunu eşi yönetmek istiyordu, Tuncer Yığıcı. Bizden destek istediler. Ben dedim asla böyle bir şey yapamayız. Ben bir kere İsveççe'de yeterli değilim. Zaten doğru dürüst konuşamıyorum. Zaten tembelim bu konuda. Siz yaparsınız dedi Kudret'le beraber. Ve bizi zorladı. İyi ki de zorlamış, böyle bir şeyin içine girdik. Ve seçim kuruluna biz 1,5 ay gibi bir kısa sürede ama geceli gündüzü çalışarak, gerçekten saat kurarak, 2 saat falan uyuyarak bu oyunu Türkçe'ye çevirdik. Yani uyarlaması şu anlamda, ana dilim Türkçe olduğu için edebi uyarlamasını rahat yapabildim. Klasik bir eser. O dönemin dilini biraz devrik cümlelerle kullanmak gerekiyordu ruhunu verebilmek için. Öyle bir çalışma içine Kudret'le beraber 2 bilgisayar, sözlükler açık, her şey açık önümüzde. Yani Yunanca'dan İsveççe'ye bile bir şeyler kullandık, oradan oraya, oradan oraya anlamını bulsun diye. Çünkü çok daha önce İngilizce'den çevrilmiş bu oyun. Ama karma karışık, hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani dilin özelliğini kaybetmiş. Tabii bir dil bir dile çevrildikten sonra ikinci bir çevirmede kayba uğruyor doğal olarak. Hiç kimse oynayamamış bunu. Böylelikle ilk defa Devlet Tiyatrolarında bir İsveç oyunu, Strindberg oyunu oynanmış oldu. Bu konuda konsolosluğun ve İsveç elçiliğinin bize özel teşekkürleri oldu. Premiere geldiler, sahnede bizi tebrik ettiler. Daha sonra bize davetleri oldu. Konsolosluğu bir radyo programına katıldık İstanbul'dan. Orada konuşuldu ve devamının gelmesini dilediler. Baş dramaturgun da özel teşekkürü oldu. Devam edin, İsveç'ten çevrilen oyun yok. Lütfen buna devam edin. Şimdi çocuk edebiyatı üzerine çalışmalara başladık. Çünkü bilhassa çocuk oyunlarında çok büyük eksiklik var. Bütün dünyada, Türkiye'de daha çok var. Ve burada çocuk edebiyatı dizinin gayet kuvvetli
Onları belki oyunlaştırabiliriz ya da oyunlardan çeviri yapabiliriz. Konu bunu çocuklara gelmişken... Hala çalışıyoruz yani. Konu çocuklara gelmişken 23 Nisan 2013 Musab Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geçmişten günümüze çocuk oyunları, araştırma ve atölye çalışması yaptınız. Ondan da bahsedelim mi biraz? Hı hı. Bu bizim Ankara'daki dostlarımızla bir hayalimizdi. Eski çocuk oyunlarını canlandırmak, bunun için büyük bir festival düzenlemek. Aynı böyle Ramazanlarda olduğu gibi işte macunlar satılacak meydanlarda, çocuklar eski oyunlarını öğrenecekler, çelik çomağından tutun, işte bilinmeyen bir sürü oyunlar var şu anda oynanmayan teknoloji çağında. Bunu yerine getiremedik bir türlü. Burada 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde bu hayali biraz olsun gerçekleştirmek istedim ben. Çocuklarla ilgili bir şey yapınca da ücret almadan TUF sağ olsun bize bir çadır sağladı. O çadırda çocuklarla, çadırımıza uğrayan çocuklarla oyun oynadık akşama kadar. Böyle bir şey oldu yani. Aslında tabii Türkiye ile İsveç'in arasındaki bağ tarihsel bir bağ. Ben yeni geldiğim zamanlar şeye gittiğim zaman bu Rotuset'teki bu ödül verilen yere girdim, büyük salona okul bizi götürdü. Bir baktım duvarda ki büyük bir salona giriyoruz. Duvar inanılmaz büyük. Bir tarafta Amerikan bayrağı, bir tarafta Türk bayrağı. Ortada develer falan mozaiklerle işlenmiş altın. Değişik çok. Dedim ne bu ya? Ne alaka? Tamam Amerikan bayrağı. Büyük falan Amerika yani. Türk bayrağı ne iş? Meğerse orası 1924'te yapılmış ve kendilerine şey olarak Türkiye'yi, en yakın dost olarak Türkiye'yi görüyorlar, Amerika'yı görüyorlar. 1924'te yapılmış, işte sonradan da Ö harfini de Türkiye'den almışlar. Dikkat ederseniz Danimarkalıların hala Ö harfi yok, bizimki değil falan. Böyle bir hem bir bağ var, hem duygusal hem tarihsel bir bağ var. Hem ekonomik olarak Türkiye ile İsveç arasında aslında. Bununla ilgili bir çalışma biz çok göremedik. Mesela ben şeyi de söylüyorum, buradan da söyleyeyim. Benim araştırmalarıma göre Üpsala ismi bugünkü Bulgaristan sınırındaki İpsala şehrinin adı Üpsala'dan geliyor. 12. Karlı'nın yaşadığı yerler. Orada çünkü en savaş atları falan orada yetiştirilirmiş. Bütün Taylar falan orada yetiştirilir. Öyle bir yer. Ve 12. Karlı da padişahtan sonra gelen yetki verilmiş ilk defa Osmanlı tarihinde. Yani sadrazamdan önce yetki verilmiş. Ve istediğini yapmış 12. Karlı. Hatta bu yüzden iki tane savaşa girdiğini söylüyor tarihçiler, Ruslarla falan. Yani bir bu araştırılması gereken bir şey kültürel olarak ve ondan sonra. Çünkü şu var, ben şeyi söyledim bile, 12. Karl'ın Itri'yi dinlediğini. Çünkü o oradayken Itri ölüyor. 1711'de. 12. Karl orada. Hatta bu konuda İsveçlerin çok ilgisini çekti ve bizi Petuvo'da mıydı? Pet'te bir programa davet ettiler. Evet. Ve 12. Evet. Karl'ın dinlediği müzik diye Itri'yi bize söylettiler. Evet. Çünkü çok duygulandılar. Böyle bir gözleri doldu insanların. Tabii oradan kelimeler de getirmişler İsveççe, evet, kalabalık gibi. Tabii, tabii. Bir takım şeyler. Evet. Ta o Demirbaşlar döneminden gelen kültür ilişkileri devam ediyor. İşte Osmanlı İmparatorluğu'na borçlu kalmışlar, o borcu ödemekte gecikmişler. Evet. Osmanlı Paşası buraya gelmiş. Buradan gidememiş, aynen, birkaç yıl kalmış. Aynen. Tarihte epey bir burada olay var. Bir şey söylemek istiyorum. Burada işte Strindberg'in, Nietzsche'nin nesli. Aynı yaşıtla Nietzsche. Ve ben tabii çeviri burcu söyledim. Hayır dedim yani, olmaz. Ne çeviririm? Ben çevirmeyeyim. Öyle bir şey yok ya. Oğlum ne münasebe. Hayır, işte kim çevirecek falan filan. Bir iki denemelerimiz oldu. Bir iki yazılar, röportaj denemeleri, çeviriler falan burcu oldu ama ya ona rağmen şey bu. Neyse, kabul ettiğimizde okumaya başladım. Önce okuyalım, ondan sonra bir bakacağız. Ben felsefeyi severim, şiiri severim, edebiyatı severim. O konularda şeylerim var kendime göre. Araştırmalarım, fikirlerim falan.
Bir okuyunca Strindberg'in şeyini, adam tamamen felsefeyi, dünyaya bakış açısının bir pencere anlatıyor. İşte Mısır piramitlerine de götüren, metaforlar yapan, yaptıran, oradaki insanların kaç yüzlü olduğunu bu metaforlarla, bilmem ne hayvanına benziyor der insanı aslında onlara göndermeler yaptığını olunca keyif almaya başladım şeyden. Bu anlatıdan. Çevirmeye olacak. Çevirmeye ve öyle o zorlukları öyle aşmaya çalıştık. Yapılması gereken çok şey var. Şeyin de var. Astrid Lindgren'in. Yani Türkiye'ye tanıtılmalı Strindberg'ler, Astrid Lindgren'ler. Yani bizim çocukluğumuzu biz tanıyamadık. Ama Türkiye'deki gençler tanımalı bunu. Yani Türkiye'de tiyatrolar ölmezse ya da çok farklı bir anlayışla yönetilmezse bunlar da oraya gider diye düşünüyorum. Ben tekrar Burcu Hanım'a döneceğim. Söyleşinin değişik kısımlarında hep İsveççe konusunda tembelim tembelim dediniz. Evet. Yani İsveççe öğrenme konusunda neler söyleyeceksiniz bize? Burada SFI'ye gittiniz mi? Evet. Ne yaptınız? SFI'ye C'yi bitirdim. C'yi bitirdiniz. D'ye devam etmedim, bir sıkıntı geldi üzerime. Dediğim gibi tembel olmakla beraber yeteneğimin olmadığını düşünüyorum. Yabancı dilin bir yetenek olduğunu düşünüyorum. SFI'de verilen eğitimi yeterli buluyor musunuz? Yanlış. Biraz yüzeysel değil mi sizce? Evet, yüzeysel. Yanlış yer seçmiş olabilirim. Belki de daha farklı öneriler yaptılar arkadaşlar esasında. Üniversite bazında bir yerlere başvurulabiliyormuş, bir şeyler yapılabiliyormuş. Konuşma anlamında çok başarılı olmamakla birlikte gramerim iyi. Bir şeyleri okuduğumda anlayabiliyorum. Dediğim gibi çeviride bunu Türkçe'ye, ana dilime çevirirken başarılı olabiliyorum. Ama hala çok rahat bir sohbete giremiyorum. Çok rahat değilim ama günlük hayatımı tabii ki devam ettirebilecek kadar. Şimdi Burcu'nun edebiyatı çok kuvvetli. Dili, Türk dili, Türkçesi çok kuvvetli. Çevirirken tabii İsveççeden Türkçe'ye çevirebilirsin sözlükler vasıtasıyla eğer şeyse. Ama Türkçeden İsveççe'ye tabii bu olmaz. Yok, bunu hiç yapamazsın. Hani, onun için, Burcu için çok da zor olmadı bu. Hani İsveççe çevirisi sözlüklerle de beraber, konuyla da beraber birlikte bile çeviriyoruz. Tabii oyunumuz ikinci yılını oynuyor, sezonunu oynuyor. Boğaçan Sözmen başrol oyuncularından, onu anmadan geçemeyeceğim çünkü çok başarılı bir oyun çıkarttı gerçekten. Tuncer Yırcı yönetmeni, evet. Eren Aysan dramaturgu, diğer arkadaşlarımın ismini şu anda anımsayamıyorum, o yüzden hepsini sayamayacağım. Ama çok başarılı bir oyun çıktı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, Şinasi sahnesinde zaman zaman hala sergileniyor. Şimdi İsveç Devleti'nin kültüre ve sanata yaklaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki kültüre ve sanata yaklaşımla mukayese ederseniz bize neler söylemek istersiniz? Ben burada topu sana vereyim canım, sonra karşılarım. Top tabii bu hepimizin konuşması, tartışması gereken, düşünmesi gereken, akıl yormamız gereken ve çıkar bir yol bulmamız gereken bir konu. Yani bu paralelde tabii çok kültürlülük yaklaşımını da irdelememiz gerekiyor bir noktada. Kesinlikle, kesinlikle. Bu aslında belki insanoğlunun bugün medeniyetinin seviyesinin ölçüm noktası da belki bu olacak. Sizin sorduğunuz soru çok önemli bir soru. Nasıl bakacağız biz insanlığa? İnsan soyunun nesline gelecekte, bizler 50 yıl sonra yokuz. Havadan gördüğümüzde ne görmek istiyoruz? 50 yıl sonra baktığımızda işte İsveç'te Türklerin hali sıfır milletvekili, sıfır belediye başkanı mı olacak acaba hala? 1965'te gelmiş sıfır milletvekili, sıfır şeyin var senin. 65'te gelmiş olur ama 76'da Süryaniler gelmiş, onların var, İranlıların var, edebiyatçıları var, doktorları var, tiyatroları var, müzikleri var. Eksik fazla yok. Peki Türkiye'ye bakalım, Türkiye nasıl olacak acaba bu gidişle 50 yıl sonra? Bir görüyoruz işte Türkiye açıklıyor, 2071 mi diyor falan diyor. Halimiz işte Putin diyor ki bugün Atatürk diyor yatağında diyor, dönmüştür diyor yani. Türkiye'nin bu Müslümanlaşmasını gördükçe diyor herhalde bir yattığı yerden bir ters dönmüştür diyor. Yani şuraya gelmek istiyorum. Medeniyet olarak nereye gideceğiz biz? Kendimizden, bugünkünden daha ileriye gitmemiz gerekmiyor. Dolayısıyla
Sorduğunuz soru çok önemli. Yani mom kültürlülük dediğimiz bizim soyumuz zaten. Yani bizim soyumuz yani. Kürt'ü de, Türk'ü de, Amerikalısı da, Ermenisi de biz aynı soydanız. İnsanız. Bu kadar. Yaşamımızın biçimleri farklı. Yaşamlarımızın biçimlerini de içimize sindirmemiz gerekiyor. Bunun da tek yolu kendimize demokrasiyi, insan haklarını, özgürlüğü temel almamız lazım. Bizi götürecek olan yegane şey bu. Ne zaman diktatörlükler, baskılar geldiği zaman görüyorsunuz işte herkes içeride, hapishanede veya baskı altında, burada da görüyorsunuz herkes hak ettiği yerde durmuyor. Kültür adamı bakıyorsun, kültürle uğraşmıyor. Kültür adamının yapacağı işi başka birisi yapıyor. Şimdi bu kabul edilemez. Buralarda kendimizi düzeltmeliyiz. Yani neden bizim milletvekilimiz yok? 65'te gelen Türklerin diye kulunda. Neden? Adayım. Böyle bir eğitimli, edebiyatla uğraşan adamı yok. Bilimle uğraşan insanı yok. Yok çünkü dil gerekiyor. Bu konuda çalışmalar var ama çalışanlar var değil mi? Kuşkusuz. Yine de Mehmet Kaplan şu anda parlamentoda. Yani var, sıfır değiliz. Şimdi herhalde. Mehmet Kaplan'ın sonrasında bunlar Türkiye'de doğma büyüme. Doğma. Tabii büyümesi burada olmuş olabilir. Daha ikisi belki burada gitti olabilir. Kuşkusuz yani bunların çok olmasını kuşkusuz istiyordu ama 65'te gelmişlikten bahsediyoruz. Yani bizim işte nerede yapıyoruz bu şehir? Sizin stüdyonuz yok. Burası abiyetimize ters ettiği bir yer, evet. Proje kapsamında. Evet. Niçin yok? Yine de çok büyük bir şey olmuş. Niçin yok? Tabii. Neden yok yani? Bir sorunumuz var. Neden müzisyenlerin, neden doktorların, neden hepimizin ortak bir araya gelebileceği bir şiir gecesi, bir edebiyat gecesi, bir sohbet şeyi, bunu neden yapamayalım? Hani bunları sorgulamamız, bunları sormamız gerekiyor. Bu da ancak sanatla oluyor. Sanatla olabilir. Sanat çünkü adı üstünde sanat. Sanat demek ölçüyü tutturmak. En iyi ölçüyü yapmak. Yani bu noktada şöyle diyebilir miyiz? Buradaki Türk toplumu da Türkiye'den gelen yansımaları yaşıyor. Yani oradaki kutuplaşma, oradaki çarpık yapı buradaki Türk toplumuna da yansıyor. Belki de buradaki İskandinav demokrasisini biz Türkiye'ye yansıtmalıyız burada yaşayan Türkler olarak. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum buna. Şunu ilave etmek isterim. Buradaki İsveç'teki göçmenler, Türkleri konuşuyoruz. Türkler, Türkiye'deki Türklerden çok daha geri. Çok daha bilinç düzeyi, yani sorgulama sanatı kendi kafalarındaki zihninde çok aşağılarda. Türkiye'deki Türklerden, sıradan insanlardan bahsediyorum veya aydın bahsediyorum. Neden? Buradakiler bakıyorum, Türkiye'ye acıyor. Aa diyor, oradaki onların durumda. Ben de diyorum ki, siz kendinize bak. Senin edebiyatın var. Sen ne zaman oldu en son kitap okuyalım? Okudun mu sen kitap diyor. Peki sen tiyatroya ne zaman gittin? Tiyatron var mı senin? Türkiye'dekilerin var. Yok. Peki senin müziğin var mı? Çocuğunu herhangi bir müzik kurumuna götürebiliyor musun? Senin kendi dilinde yaptığın bir müzik okulun var mı? Tiyatro dersi alabiliyor mu çocuğun? Sen kendin gidebiliyor musun bir şiir gecesine alternatif olarak? Türkiye'de var, bulabilirsin. Beğeniriz, beğenmeyiz. Başka bir şey. Onu eleştiririz yine biz. Ama bizim burada sıfır altyapı. Hani işte burada yapıyoruz. Dolayısıyla burada ki Türkler ya da göçmenler kendilerine iğne değil çuvaldız batırması gerekiyor. Türkiye'ye ne münasebet sen acıyorsun? Sen kimsin? Kendine acı. Halinde de fakiriz yani. Ne olarak fakiriz? Kültürel olarak. Tiyatroya gidemiyoruz. İmkanımız yok. Maalesef yok. Onlar. Edebiyatını yapamıyor, oyununu yapamıyor. Oraya onu yapma, bunu yapma. Hiçbir şeyimiz yok. Demek ki biz fakiriz. Bir kere kendimizi görmemiz lazım. Hani çuvaldız dediğimizde bu. Başka bir şey değil yani. Halimizi olduğu gibi kabul et. Bunu yaparsak belki o dediğimizi şey yapabiliriz. Türkiye'ye aktarmayı, İsveç'i Türkiye'ye aslında kültür elçisi olmayı, buradaki İsveç'in güzel taraflarını Türkiye'deki insanlara aktarmamız gerekiyor. Bu çocuk edebiyatı olur, tiyatro olur, başka bir şey olur, Strindberg olur. Türkiye'den buraya, buradan oraya yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben bu noktada ben şunu da sormak istiyorum. Ben bir şeyler ekleyeceğim ama siz sorduktan sonra belki. Tabii.
Şimdi bu İsveç Devleti'nin çok kültürlülüğü desteklediği, hı-hı, hatta buna ekonomik yardımlarda bulunduğu vesaire söyleniyor ama bunun tam tersi bir yargı da var toplumda. Aslında İsveç Devleti çok kültürlülüğü destekliyor gibi gözükürken aslında diğer kültürlerin bir şekilde içini boşaltıyor, hı-hı, şeklinde bir yargı da var. Siz buna katılıyor musunuz diye soracaktım. Evet, katılıyorum. Ben tam bu noktada büyük şairimiz, sevgili Nazım Hikmet'in bir sözü var. Derya içinde olup da deryayı bilmeyen balıklardan da tuhaf diye bir şey geçer. Akrep gibisin kardeşim şiirinde. Eğer biz bu İsveç'in kültür politikasını tam tersine çevirmek istiyorsak, ilk önce deryada olduğumuzu fark edeceğiz. O deryada olduğumuzu fark edip sorgulamaya, bilinçli olmaya, içi boş şeyleri kullanmadan, popüler şeyleri kullanmadan gerçekten kendi kültürümüzü yansıtan edebiyat adamlarına yer verirsek, kendi kültürümüzde çocuklarımıza ve gençlerimize örnek olmak adına bilinçlenirsek, o zaman bu oyunu tersine çevirebiliriz. Çünkü bir şekilde her yerden yardım alıyor. Şu anda sizin ekibinizle birlikte bu projeyi yaptığınız gibi. Yapma denmiyor size. Siz bilinçlisiniz çünkü. Ama bilinçli olmazsak sivil toplum örgütleri olarak, o deryanın bir köşesinde kendimize böyle bir akvaryum yaratıp orada bir kirli su içinde boğuluruz. Ama İsveç Devleti'nin genel karakteri bu. Siz talep ederseniz veriyor. Talep etmezseniz bir şey demiyor. Talep etmezseniz popüler işler dayıyor size. Yani o ne güzel, kimse düşünmesin, kimse sorgulamasın, aman ne oluyor burada demesin, kendini geliştirmesin. Onların bence acımasız buluyorum biraz. Kültür politikalarının içine boşaltmalarına, boşaltmaya destek olduklarını açıkçası düşünüyorum. Çünkü bilinçlendirmek adına iyi niyetli görmüyorum onları bu konuda. Biz kendimizi kurtaracağız yine, kurtarırsak. Çocuklarımıza yönelerek, gençlerimize yönelerek. Çünkü iki nesil sonra sizin de öncesinde sohbet ettiğimiz gibi ne kültürümüz kalacak, ne tarihimiz kalacak. Yani entegre olmak böyle bir şey değil aslında. Bu konuda hemen şeyi anlatayım. Pudret'in kızı bir ödev verilmiş kendisine. Demişler ki 10 maddelik, iyi ki şöyleyim, iyi ki bende bu var. Yaz demişler. Ne yazayım dedi. Bunu soru cevap şeklinde hemen dönüştürüp biraz onun aklını kullanmasını, sorgulamasını geliştirmek için oturduk, konuştuk. En iyi şey şu çıktı en sonunda. İyi ki İsveç toplumunda bir göçmenim. Çünkü benim onlara öğretecek çok şeyim var. Onlardan öğreneceğim çok şey var. Ben onlardan daha şanslıyım. İyi ki ben Türkiye'den buraya göçmüş bir ailenin çocuğu olarak burada doğdum. Ve bunu geliştirmek için elimden geleni yapacağım. En güzel madde buydu ve çok heyecan vericiydi. Eğer biz bilinçlenirsek bunu yaratacağız çocuklarımızın üzerinde. Yani tabii ki burada demokrasi, ileri bir demokrasi var. Dünyaya örnek olabilecek bir demokrasi var. Ama bizim de Türkiye'den buraya getirebileceğimiz güzellikler var. Biz Türkiye'den sıkıntıları, problemleri taşımak yerine o güzellikleri getirip onlara öğretebiliriz. Bu konuda ben size tamamen katılıyorum. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Gerçi İsveç'te 6 yıllık bir geçmişiniz var ama çift vatanlı bir birey mi? Yoksa bir gün vatanına dönecek bir misafir olarak mı algılıyorsunuz kendinizi? Şu anda son iki senedir yarı yarıya Türkiye ile burayı yaşadığım için çift vatanlı dünya insanı olarak kendimi tanımlamak istiyorum. Her kültürden bir şeyler öğrenmeye çalışarak hayatıma devam ediyorum. Ama son iki yıldır mecbur hissettim artık Türkiye'de de bir şeyler yapmayı kendimde. Çünkü boğulduğumu hissettim. Kendimi ifade edemediğimi, yanlış anlaşıldığımı, sıkışmışlığı hissettim. Gerçekten o akvaryumun içine, deryanın bir köşesindeki o kirli akvaryuma çekildiğimi hissettim. Ama yani o doğal yüzden, Türkiye'de 80 milyonluk bir nüfus varken burada 100 bin civarında bir Türk nüfusundan bahsediliyor. Tabii ki ulaşabileceğiniz kitle sınırlı, bir takım sıkıntıların yaşanması kaçınılmaz. Peki, ben aynı soruyu mu sizce? Yani mesela insanların bilinçlenip bu kültür politikasına, içi boşaltmalara karşı bilinçlenip kendini var etmesi, kültürünü var etmesi bir ütopya mı peki? Kabul mü edelim buradaki toplumdaki insanların böyle düşünmesini, popüler şimdi düşünmesini? Ben genelde konukları soruyorum, konukları sorguluyorum ama siz beni sorgulamaya başladınız. Burcu Hanım, siz
Tiyatro Derneği'nde yönetim kurulu üyesisiniz. Derneğinizin faaliyetleri hakkında, gelecekteki projeleriyle ilgili olarak bize neler söylemek istersiniz? Bu dernek 2007 yılında Rix Tiyatro çatısı altında kurulmuş bir dernek. Ve tüzüğümüze göre kendi kültürümüzle İsveç kültürünü harmanlayıp Türkçe, İsveççe oyunlar, yapıtlar sunmak, eserler ve kültür konserleri düzenlemek adına kurulmuş bir dernek. Ben bir sene dışarıdan gönüllü olarak hizmet etmeye çalıştım derneğe. Sonra da içine girdim. Yönetim kuruluna girdim. 3,5 yıl oldu toplamda. Yani biraz bu konuda çok güzel işler yaptık tabii. Umut verici işler oldu dernekte. 2007'den beri Anadolu Ateşi'nden tutun, popüler konserlerden, Yılmaz Erdoğan'ın oyununa kadar. En son Moğollar geldi, Moğolları ağırladık. Devlet Tiyatrosu oyunlarıyla çalıştık. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 3 oyunuyla. Profesyonel, Ne Dersin Azizim gibi oyunlar. Stand-up'lar oldu. Umut verici şeyler yapıldığına inanıyorum ama üretim eksikliği var derneğimizde. Gençlere ve çocuklara yönelik bazı faaliyetlerin yapılması gerekiyor. Bunu hepimiz konuşuyoruz iyi niyetle. Ama bir şekilde bu şeye dökülmüyor, eyleme dökülmüyor. Genç taze kan da geldi yönetim kuruluna. Hatice Sever katıldı aramızda. Onunla da röportaj yapmıştık. Evet, tiyatroyla ilgili bir arkadaşımız. Röportajını da çok beğendim Hatice'nin. Bir araya gelip bir şeyler üretmeye çalışacağız. Yani bilhassa diksiyon kursları, drama eğitimleri, çocuklarla çalışmalar, atölyeler, tiyatro atölyeleri düşünülüyor. Şimdi yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Ahmet Önal bize bir liderlik kursu verdi. İkiye bölerek. Hepimiz lider olup, hepimiz içeride projeler üretebilmeliyiz diye düşünüyorum. Kafamda çok güzel şeyler var aslında. Yani biraz sizin hızınıza biraz yetişemedikleri yönünde bir duygu yarattınız bende. Öyle mi? Yani şöyle bir şey var. Benim hayallerim biraz farklı o konuda. Yani içerideki üretimler konusunda. Artık biz hani bir oyun çıkardıysak, bu dernek adına Yarınlara Geç Kalmadan ve Küçük Bir Öykü Bu diye iki oyun yapıldıysa, şimdi gençlerle daha içerikli çalışmalar yapmalıyız diye düşünüyorum. Ve gelecek olan oyunların ve konserlerin bizim kültürümüze hizmet etmesi açısından daha vasıflı işler olması gerektiğine inanıyorum. Ben her zaman bunu savunuyorum. Yani biraz da İsveç tiyatrolarında da görev yapacak Fikret evet. Çeşmeli gibi yeni evet. Fikretlere destek aynen. olmak, motive aynen. etmek gerekmiyor mu sizin dernek çatısı kesinlikle altında? Kesinlikle. Zamanında bunu Mazlum Kiper varmış burada, Fikret Çeşmeli'nin öğretmeni. Evet. Çok da iyi yapmış. Entegre olmuş bir sanatçımız var. Artık İsveççe oyunlar oynuyor. İsveçlilerle iş yapıyor. Çok önemsiyorum Fikret'in yaptıklarını. O belki öğrenciler yetiştirebilir. Aramızda olup çocuk tiyatrosu atölyeleri yapabilir. Ben ona sordum. Kendi Fikret'ini bulamamış henüz. Evet. Arıyor. Evet. Bulacağını ümit ediyorum. Evet, yani olabilir, neden olmasın. Yani sizin de projelerinize kavuşmanızı ümit ediyorum diyelim Tiyatro Derneği ile ilgili olarak. Buradan Kültür Evi'ne geçmek istiyorum. Malum Türkiye'de, İsveç'te bir Türk Kültür Evi açılamadı. Sevgili Erkan Girey abimizin başkanlığını götürdüğü evet. bir Kültür Evi Derneği var. Bu dernek bir Kültür Evi açmak üzere üyelerinden sürekli aidatlar topluyor ve bu paralar biriktiriliyor. Kültür Evi Derneği'nin işte ilk ve son projesi sizin inisiyatifinizde gelişen projeydi. Onu söyleşimizde bahsettik. Hı hı. Ve Kültür Evi, bu para borçsuz bir kültür evine kavuşmak için matematiksel hesaplarda çok ümit verici değil. Hı hı. Ben bunu Mehmet Erkan Giray'la paylaştım. Evet. Ve 27 Şubat'ta Gazete Türk bünyesinde işte ekip arkadaşlarımızla birlikte bir açık oturum gerçekleştireceğiz. Kültür Evi Derneği'nin yöneticilerini davet ediyoruz. Kültür Evi'nden katılımlar olacak. Onun dışında sivil toplum örgütlerinden davetlilerimiz olacak. Bunlar konuşmacı olarak katılacaklar. Bunların dışında da sınırlı sayıda 20 ile 30 arasında bir izleyici katılımcı pozisyonunda davetlilerimiz olacak. Onlar da buraya katılan kişilere sorular sorabilecekler.
Başlangıçta kültür evinin yöneticilerine gelinen aşamayı anlattıracağız. Ondan sonra da ne yapmalıyız sorusunu soracağız. Tarih 27 Şubat değil ama ben burada, hazır sizi burada yakalamışken ne yapacağız, ne yapmalıyız diye her ikinize sormak istiyorum. Buyurun, sen başla. Şimdi soru şu. Biz gelimli gidimli varlıklarız. Ve geldiğimiz medeniyetimiz İsveç, en gelişmiş toplum medeniyetimiz bu. Şu an savaşıyor. Medeniyetimiz savaşıyor birbiriyle. Rus uçakları Suriye'nin üstünde. Amerikan uçakları, Fransız savaş uçakları, İngiliz savaş uçakları, Alman uçakları. Şimdi orada bir pasta var. Nasıl bir aslan yakalıyor bir tane bir şey. İşte tilkisi geliyor, çakalı geliyor, çukalı geliyor, kargası geliyor. Şimdi orada da gücü yeten yetene savaşılıyor. Medeniyetim savaşı adı konulmamış. Dünya savaşı diye üçüncü konulmamış. Belki resmileşecek, oraya gidecek. Bilemiyorum. Bunu engellememiz lazım. Gelimli gidimli varlıklar olarak biz yalan söylemeden yaşamak durumundayız kendimize. Dürüstçe. Hayatımızı bir defa yaşıyoruz. Yani yaş olacağız. Kuru değil. Ölü değil, yaş. Yaşamak, yaş olmak demek. Yaş olmak. Yani benim bir fikrim var, bunu söyleyeceğim. Efendim, geçimimi de kula kulluk etmeden sağlayacağım. Ömer Hayyam'ın söylediği gibi. Geçimimi kula kulluk etmeden sağlayacağım. O zaman yaş olabilirim çünkü. Yoksa yaş olamıyorum. Yani kula kulluk ederek. Biat etmek de, sözünü kesin, biat etmek de sizin dediğiniz gibi aslında aynı şey. Yani bir yerde biat etmek, kula kulluk etmektir zaten. Yani istediğini söyleyememek, sorgulayamamak, özgür olmamak. İşte bunları sağlamaksa edebiyattan geçiyor, sanattan geçiyor, oyundan geçiyor, okumaktan geçiyor, birbirlerinizle sohbet etmekten geçiyor, duygularımızı, dostluktan geçiyor, zihinlerimizi açmamız gerekiyor birbirimizin. Ben açıyorum zihnimi, sen içeri giriyorsun, sen açıyorsun zihnini, ben içeri giriyorum. Dostum, var mı böyle açabileceğimiz hiç korkusuzca zihnimizi birilerinin önüne? Yok. Niçin? Aman bir eksiğimi, yanlışımı görürse, bana tüy kapat ediyor. Bunun üzerine bugün dünya birbirine düşman ediliyor. Ve en küçük bir pasta olduğu zaman herkes birbirine saldırıyor, savaşıyor. Ayrımcılık yapıyor. Sen şusun, ben buyum diye. Sen Kürtsün, ben Türk'üm. O olsun, busun. Halbuki ben seçeceğim. Benim bir tek bir şey var. Ben iyiden mi yanayım, kötüden mi yanayım? Bu ister İsveçli olsun, ister Amerikalı olsun, ister Kürt olsun, ister Türk olsun, ister Arap olsun. O adam iyiden yana. Demek ki benim kalbim onunla birlikte. Buna bakıyorum ben. Nerelisin falan, ne münasebet nerelisin? İnsanız biz. Evet, Türkçemizi konuşuyoruz. Kültürümüz bu. Yıldızımızı buradan alacağız. Dilimiz çok güzel. Türkçe güzel bir dil. Edebiyatı zengin. Yani hala biz Yunus Emre'leri o günün diliyle anlayabiliyoruz. 1200-1300'lerde yazılmış olan haliyle biz anlayabiliyoruz. Güzel bir dil. Derinliği olan bir dil. Kültür evine bağlarsak bunu? Kültür evine bağlarsak işte biz bunlardan uzaklaştığımız için bizim şeyimiz yok burada. Ne milletvekilimiz, ne aydınımız. Fakir haldeyiz. O kadar fakiriz ki kafamız. Sefil haldeyiz aslında. Kendimize bir baksak. Yani kültürel atılım yaparsak sosyal atılım yapabiliriz. Onu demek istiyorum. Bu soruları sorabiliriz. Eğer yapmazsak soramayız. Soru soramayız. Soru sormak olmaz yani. Yani sivil toplum örgütleri içinde burada o sorgulama olmadığı için, belki biat kültürü olduğu için kimse birbirini eleştiremiyor. Eleştirmekten korkuyor. Zaten biri eleştirirse aman onu kişisel olarak algılıyor. Yani alınıyor. Sen bana bunu demek istedin, şunu demek. Halbuki birbirimizi aynı tutmazsak bizler, değişim ve gelişimden sonra da eylem olmayacaktır. Bütün sıkıntımız aslında bu. Yani belirli bir para birikiyor olabilir. Ütopik şeyler de güzeldir, hayal kurmak da güzeldir ama eylemle birleştirilirse kültürevi hayali, bir bina olmadan da zaman zaman bir tiyatro salonu tutularak,
Kültür Su Kulağanların salonu var. Biz öbür konserleri çok ucuza mal ettik oralarda. Sık sık ressam sergisini, tiyatrocu tiyatrosunu, müzisyen müziğini sergileyebilirse orada hem emek sahipleri hakkını almış olur, hem de kültür evine para girişi olmuş olur. Bu arada kültürel faaliyetlerle de zenginleşmiş oluruz diye düşünüyorum. Yani illa bina almak gerekmiyor. Yani tıpkı ben şöyle anlıyorum, doğru mu anlıyorum? Binayı almadan etkinlikler yaparak kültür evine ek kaynak sağlayabiliriz. Aynen. Hem de kültür evinin açılışını beklemeyiz. Beklemeden de bir takım etkinlikleri yapabiliriz. Beklerken yapmış oluruz. Beklerken yapmış oluruz. Doğru mu anlıyorum? Evet, yani Godot'u beklerken diye bir roman var biliyorsunuz. Evet. Godot gelmez o romanda. Onun gibi biz Godot'u bekliyoruz hepimiz. Ama yani hiçbir şey gerçekleştirmeden, eyleme geçmeden. Eyleme geçersek o kurtarıcı gelecektir zaten. Şimdi belki de bu uzlaşı kültürünün eksikliği de buraya yansıyor. Yani bizde uzlaşı kültürü yerleşik olmadığı için, bu kadar insan bir araya gelip uzlaşamadığı için. Uzlaşamıyoruz. Yani birisi bekliyor, birisi bir kültür evi açsa da ben de alternatif kültür evini açsam, üçüncü kültür evi, dördüncü kültür evini açsam belki de böyle bir şey var. Evet, her yan dükkanlar hazır yani. Yani benim kültür evim olsun mantığı var belki. Evet. Şimdi bir de burada tabii işte yer almak ya da kültür, para biriktirmek falan diye geçince ben çok duyuyorum bunu. Şimdi parası olanın kültürlü oluyor, kültür yapıyor falan böyle bir şey yok. Yani bunu buraya kadar götürüyorlar. Yani öyle olsa dünyanın işte Rockefeller'i, Koçları, Savancıları başka bir kültürlü olurdu. Böyle bir şey yok. Kültür başka bir şey. Kültür zihinden kastettiğimiz şey zihnin zengin olmasından kastediyor. Taze ve yaşanan bir şey. Ve yaşadığın biçim. Günlük hayatta ben nasıl yaşıyorum? Tiyatroya gittim mi ben burada? Yok. Demek ki fakirim burada. Yok. Sıfır. Peki edebiyat gecesine gittim mi? Yok. Demek ki orada da yokum ben. Söylencem var mı? Yok. Şiirim var mı? Yok. Yani müziğim var mı? Yok. Hasbelkader. Dolayısıyla fakirim bir kere. Bir kere bunu göreceğim ben. Ben yaşamımın biçimi doğru yönde gitmiyor. Bu parayla ilgili değil. Kitap okumam parayla mı ilgili be? Burada çocukların bir tiyatro yapabilme okulunun açılması parayla mı ilgili? Hayır, hiç ilgisi yok. Burada kurum şeyleri var zaten. Bunun karşılığını ödeyecek şeyler var. Ama bunun oluşmasını engelleyen bir oluşum, bir zihniyet var. Yani edebiyatçılar, söylüyorum mesela Sebuk'tay da var. Edebiyatçılar niye yok edebiyatında? Niye bizlerle, niye toplumla bir bağ yok? Kopartılmış. Demiş ki derneğe sen gelme. İstenilmeyen insan olarak şey yapılıyor, gösteriliyor. İstenilmeyen insan olarak. Niye? Herkes ahbap çavuş ilişkisinde. Arkadaş ilişkisi, efendim hemşericilik, oralık buralık ilişkisinde. Edebiyatçı oraya giremiyor. Nasıl girsin? Zaten konuşamıyor. Adam bir şey dese, bir kitap ismi söylese, zaten diyorlar herife ya bu da nereden çıktı ya? Bu da nereden çıktı? Geldi huzurumuzu, kendimizi kaçırıyor falan şimdi falan. Evet. Şimdi bugün burada İsveç'te derneklerin hali bu. İsveç'te derneklerin hali bu. Bakın Türk İşçi Dernekleri Federasyonu'na ırkçılıkla suçlanıyor. Bu kabul edilemez. Utanılacak bir şey. Ne münasebet? Buna dizi bir şey demez lazım. Yani itiraz bir şey denilmesi lazım. Bir dakika ya. Türk İşçi Dernekleri Sendikası işçilerin, insanların haklarını savunan, kardeşliğini savunan bir amacı gütmeli. Adı üstünde bu. O işçilerin sendikası yani, federasyonu. Adı üstünde değil mi? Evet. Onlarla ilgili peki bu federasyon ne kadar zamandan beri efendim İsveç'teki işçilerle dayanışma içinde? Veya buradaki Türklerin, işçilerin sorunlarıyla İşçi sorunla ilgilenir bir vaziyette İsveçlilerle de arayışa girdi sorunları çözmeye. Var mı böyle çalışması? Ben duymadım. Duyan varsa duyalım bunları. Yazsınlar dergilerde. Federasyon Başkanı Hasan Dürek ya da federasyon yönetiminden söyleşimize katılan olduğunda bu sorularınızı ben sorayım. Kesinlikle. Yani bunların olmasını istiyoruz. Bunlar söylenildiği gibi kişisel şey değil. O kötüdür diye. Hayır. Lütfen öyle de algılamasınlar bunu dinleyenler. O işlerin başında. Olanımız bu. Gerçekten biz bundan, ben bundan utanıyorum. Ama bir noktada kültürel ve sanatsal zevk de eğitimle gelişmiyor mu? Yani eğitimli olunca sanattan ve kültürden daha fazla zevk almaya başlamıyor mu insan? Şimdi ben sanatı zevk için yapmıyorum.
Zevk için başka bir şey. Benim varoluşum bir şey bu. Yok, ben sizin açısından hani, demiyorum. İzleyici açısından diyorum. Tamam. Yani sanatçı açısından değil. Sanattan zevk alma açısından. Mesela ben dinlemediğim bir müziği, bilmediğim bir müziği dinlediğimde zevk alamayabilirim. Ama bir müziği bana eğitimimde dinletmişlerse, öğrenmişlerse bir süre sonra ondan zevk almaya başlayabilirim. Yani bir yerde eğitim de estetik duyguları geliştirmiyor mu? Ama öğrenilebilen bir olgu bu. Hemen ben burada bir örnek vereyim. İzmir'de Batı Devlet Konservatuarı'nın servis şoförü hiçbir şekilde klasik müziği, klasik Batı müziğini, operayı bilmezmiş. Kendisi anlattı bunu. Servis şoförlüğü yapmaya başladığında adamın bütün kasetlerini, CD'lerini yasaklamışlar. Buraya öğrenciler biniyor, kulakları operayla dolacak, müzikle, klasik Batı müziğiyle. Adam nefret ediyormuş ilk dönemlerde. Her gün küfür ederek araba sürüyormuş. Bir süre sonra şeyi araştırmaya başlamış, yani klasik bestecileri. İlgi alanı olmuş adamın. Şimdi büyük bir arşivi var. Bu konuda ve sevmeye başlamış. Sevmeye başlamış. Demek ki bizler kendimizi bilinç kazanarak bir şeyler için zorlamak zorundayız. Kimin için? Çocuklarımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için, kendi geleceğimiz için. Bu dünyadan böyle bomboş ayrılmamak için zorlamak zorundayız. Nasıl ben, yani diyorum ya size, burada öğrendim ben halk müziğini. Yani çok çok öğrendikten şey sonra sevmeye başladım. Çok sevdim. Yani niye yapamayalım bunu? Hani kültür evine gelince, burası bir kültür evi işte. Şu anda biz kültür evinin yaşıyoruz burada. Kültür evinin yapması gereken bir şey, evet, yapıyoruz. Aynen, yapıyorsunuz. Evet. Yani Nazım Onay öğrencilerini yetiştirirken Nazım Onay öğrencilerini yetiştirirken gittiği yerleri nereye gidiyorsa kültür evine dönüştürüyor. Yine yani isimleri anmak istiyorum kimsenin emeğini yememek için. Mesela Erhan Balcıoğlu Nazım Onay'dan aldığı bayrakla bir koro yönetiyor şu anda. Evet, konserine gittik. Çok güzel çeşitlilik repertuarlar içeren, herkesi kucaklayan bir yapıda. İşte orası Erhan Balcıoğlu'nun yönettiği koro bir kültür evi. Yani kültür yaşayan bir şeydir. Bu bir binanın içine hapsetmeyeceğiz ki biz bunu, yaşayacağız. Yani yaşayarak beklemek en hayırlısı ve sizin ayrıca 27 Şubat'ta yapacağınız bu açık oturumu çok önemli buluyoruz biz Kudret'te. Çünkü senelerdir bunların konuşulması lazım, gerçeklerin yüz yüze söylenmesi lazım, kişiselleştirmeden, kimse alınmadan kendi gerçeğini görmesi lazım ki bizim de zaaflarımız, bizim de eksiklerimiz var bu yıllar içinde, bizim de kendimizi yetiştirmemiz lazım. Gelecek açısından. O yüzden ne güzel böyle bir şeye kalkışıyorsunuz. Umarım katılım çok olur. Herkes konuşur, herkes eleştirilerini yapar birbirlerine utanmadan. Şu anda gelen bilgiler katılımcıların yüksek olacağını söylüyor. Süper. Bakalım. Biz Burcu'yu da çok eleştiririz. Burcu yani ciddi olarak. Ben onu eleştiririm. O beni eleştirir. Kişisel almamak gerekiyor. Biz var olan bir anlayışı o anlatıyor. Olabilir eksik anlatabilir. Olabilir ben eksik anlatabilirim. Ama bunu tartışmamız gerekiyor. Doğru fikir, doğruyu yani iyiden yana olan en sağlıklı buradaki Türkçenin geleceği, edebiyatı, kültürü, insanlığın geleceğine en doğru tavrı nasıl koyabiliriz? Eğitimle mi koyabiliriz? Bu şundan mı koyabilir? Bunları tartışıyoruz. Tabii ki burada sizin söylediğiniz sorunuzdaki şey eğitim çok önemli. Kuşkusuz. Ama benim az önceki itiraz ettiğim nokta şu. Zevk almak için yapmayız. Amacımız zevk almak değil. Hayata gelişimizin veya çocuklara veya bakış açımızın zevk almak için onu dinlemeyiz müziği. Ama zevk alırız. Arada fark var. Zevk alırız. Elbette ki keyifle dinleriz. Bunu dinlemek elbette ki eğitimli oluyor. Kuşkusuz. Ama amacımız bizim zevk almak için hadi kursa gidelim. Hayır. Böyle değil. Amacımız kendimizi zengin kılmak. Yani kendimizin sultanı olmak, kral kendimiz olmak, başkalarının kulluğunu etmemek için bunu yapmak durumundayız. Evet, yani popüler kültür bunun en büyük düşmanı. En büyük düşmanı. Anladım. Evet. Yani özgürlük sorumluluk demektir. Aslında hep Kudret bunu söyler. Özünün gür olması, özünün fazla olması, ortaya çıkması demektir özgürlük. Yoksa başıboş olmak, her şeyden aman vur patlasın, çal oynasın, bu şekilde bir hayat geçirmek demek değildir. Kendi sorumluluğunu, yani eleştiriden korkmayalım. Eleştirin. Yeter ki kişisel birine işte tüy kaka falan kötü böyle bunlar değil.
en sağlıklı biz kendimize, kendimizin yaşamını nasıl düzenir diye düşünmeliyiz. Başkasının değil. Önce kendimizin. Yani ben nasıl zenginleşebilirim? Herhalde tiyatrom varsa zengin olurum. Ne güzel bir oyun seyrederim. Değil mi? Sorgulamasını veririm. Bir keyif alırım. Edebiyat gecesi varsa işte bu buralar bir edebiyat gecesi yapacakmış. Veya siz diyorsunuz ki ya böyle bir toplantı ne güzel oraya gelmek, fikir söylemek, insanlık adına kaygı duymak, o fikirleri söylemek, insanlık birazcık daha ileri gitsin demek. Tam da bu noktada çok özür diliyorum. Alevi Kültür Merkezi'ni hepsinin dışında tutuyorum. Bütün sivil toplum örgütlerinin. Çünkü şu ana kadar oradaki arkadaşlarıma sevgiler gönderiyorum. Yine kültürel faaliyet olarak ya da işte toplumun içinde bulunduğu durumu sorgulamak açısından çok önemli şeyler yaptıklarını, tek orada yapıldığını görüyorum bir şeylerin ben. Ama o Alevi kültürünün bir parçası yani. Evet. Alevi kültürünün, Bektaş kültürünün bir parçası. Evet. Kendisini müzikle, sanatla ifade etmek, evet. Öğretisini o şekilde öğretmek yani evet. Onların sanattan hiç kopuk olduğu bir evet. Dönem söz konusu değil. Yani onların bir toplantısına şahit oldum. Çok şaşırdım. Yani başkanlarını eleştiriyor insanlar çatır çatır yanlış düşünüyorsun. Burada böyle değildi falan. Başkan da gayet olgunlukla karşılıyor bunu. Birlikte konuşup halledebiliyorlar. Evet ya arkadaşlar siz haklıymışsınız. Ben burada yanılmışım diyebildiklerini gördüğüm için umut kazandım yani onların arasına ara ara katılmakla. Şimdi onlarla da söyleşi yapacağız. Evet. Onları da davet edeceğiz. Konu sivil toplum örgütlerine gelmişken bu sivil toplum örgütlerinin lobicilik yapması, siyasiler üzerinde baskı unsuru oluşturması bekleniyor. Bu Türk bireylerin kurmuş olduğu sivil toplum örgütleri bunları yerine getirebiliyor mu? Bir de buradaki Türk sivil toplum bireylerinin kurmuş olduğu örgütlerin dağınık bir yapıda olduğu, bir araya gelemedikleri konusunda bir yargı var. Bu yargıya katılıyor musunuz? Ben burada yine Kudret'e söz vermek istiyorum ilk önce. Yani Türk örgütleri dağınık. Şimdi bence Türklerin dediğim gibi, kendilerine bir de bir bakmaları lazım havada. Başka toplumlarla da karşılaştırmaları gerekir. Geldikleri nokta itibariyle. İsveç'teki. Kıskançlıklarını bırakmaları gerekir. Birbirlerine olan. Hepimiz kardeşiz. Bizim Anadolu'dan gelen Yunus kültürü var. Pir Sultanların kültürü var. Şeyh Bedrettinlerin, Nazımların, Mevlana'ların kültürü. Sarılacağımız şey bunlar bizim. Bizi birleştirecek olan, bizi bir yapacak olan, kardeş kılacak olan yine bunlar. Peki bunlar nerede da koptuk o kültürden? Bir yerde kopmuşuz. Kesinlikle. Ben çok uğraştım. Yunus Emre, İsveçli'ye verdim ben. Halat Dalman'ın çevirisi vardı İngilizce. Namık Kemal Zeybek zamanında yapılmış. Çok güzel bir çalışma. İsveçli'ye verdim, şaşırdı. Dedi ki ya bu kütüphanede dedi baktım yok dedi bize. Nasıl dedi yani olmaz böyle bir kitap. Herkesin başında çıkarları, hesapları Mevlana değil, Yunus Emre değil, kardeşlik değil, birlik, kültürümüz, insanlık değil. Belki var yine, belki ağır bir eleştiri gibi geliyor. Ama yani bunun çevirisi mi? 65'te gelmişiz, hala İsveç'e bunu katamamışız. Bu bir zenginlik. Dünyaya bu düş, Yunus Emre'nin düşü, Şeyh Bedrettinlerin düşü aktarılmalı. Bu bir düştü. Gerçekleşmemiş olsa da. Ama Fikret'in ufak da olsa yaptığı şeyler var. Evet. Karagöz'ün İsveççe'ye geçmesi gibi yani çabalar çok var. Bunlar da bunu yememek lazım. Tabii, çok önemli. Çok güzel. Destekliyoruz çok bunları. Fikret'in kendisine de bunları söyledik biz. Yüz. Çok önemli. Destekliyoruz ve herkesin desteklenmesi gerekir. Ve bunun için Burcu da söyledi şeye. Dedi ki 23 Nisan'da Fikretler gelsin. Yok efendim işte sesi kısarmaymış salonda o büyük var ya 23 Nisan'daki ses kısılması gerekiyor ya hani çadırda yapılacak Fikret'in şeyleri. Çadırda bir tiyatro sergileyecekti çocuklar. Efendim işte ona takıldılar orada eğlence durmasın sıkılır insanlar ya gider. Ya ne eğlencesi yapıyorsun sen zaten? Ne eğlence? Konuşuyorsun orada değil mi? Müziği açıyorsun orada teypten memleden değil mi? O da konuştuğun pop şeyler. Tabii gençler peki, de kendi şarkısı. Sen bunu programına yazarsın. Dersin ki benim şu saatte saat 16 ile 16.30 arası Karagöz'üm var. Hangi çadırda? 5 numaralı çadırda. Herkese verirsin programını. Bütün buraya giderler. Bütün dünyada böyledir yani. Ama sen bunun oynanmaması için
Böyle bir mazeret sürüyorsun. Bir de diyorsun ki işte ya para da alacak falan filan. Anlıyor musun? Bunu yapamazsın. Diyemezsin buna. Bunun karşısına ağır söz gelir. Bunu dediğin anla itibaren he harfiyle başlayan şeyi söylerim. Ya ama bu noktada yani kültürümüzü kendimize anlatmamız değil, bir noktada da Türk kültürünü İsveç'e anlatmamız lazım değil mi? Yani İsveç'e oynuyordu zaten. Biz zaten kendi kültürümüzü biliyoruz. Belki burada doğan çocuklarımıza evet Türk kültürünü verelim ama İsveç'e de kendi kültürümüzü ve kendi kültürümüzün güzelliklerini anlatmak tabii lazım değil mi? Tabii ki, tabii. Yani 23 Nisan'ı sen... İsveçli olarak sergiliyor işte Karagözlü Acıvatı. Belki de bizim çocuklarımızdan daha çok İsveçli çocuklar. Müzik müzesinde, başka yerlerde, okullarda dolaştı, bir sürü yerde gösteri yaptı. Belki İsveçli çocuklar daha çok izlemiş. Yani o Norveç'te de sergilemiş oyunu. Nasrettin Hoca'nın oyununu. İsveççe olarak oynamış. Sadece bir eşek kelimesini Norveççe kullanmış. O anısını da paylaşmıştı söyleşide bizle. Yani bence bu çabalar önemli. Çok çok fakat önemli. Fikret Çeşme'de tiyatro. Peki tiyatro derneğinde neden yok? İnsan istenilmediği yere gitmez. Davet edilmesi lazım belki. Hayır, davet değil. İstenilmediği yere gitmez. Yani demek istediğim şu. Bütün kültür adamlarına, bütün dernekler açık olmalı. Efendim Sebuk'tayı da, edebiyatçıları da gelmeli. Açık olun. Bir kere yüreklerimiz, edebiyatçımıza açık olmalı. Tiyatro hocaya açık olmalı. Herkese, gazetecisine, insana açık olmalı. Biz yitirmişiz o duyguyu. Öyle bir arayış yok. Öyle bir... Ayrıca İsveç'e bu kültürel anlamda entegre müzik de mesela, müzik evrensel bir olaydır. Biz Fazıl Say'ı burada niye göremeyelim? Mesela benim en büyük hayalim tiyatro derneğimizin Fazıl Say'ı getirmesi ve İsveçli'ye sunması. Ama bütün Almanya'daki dünyada... kadar bir popülasyon yok burada, Türk popülasyonu. Yani bir nüfusu sadece yok. Sadece Türkler gelmeyecek ama öyle bir tanıtım yapılacak ki İsveçlilere entegre olacak. Evet, işte deminki noktaya geliyoruz. Böyle bir müzisyenimiz var bizim diyeceğiz. Yani Fazıl Say'ın menajeri benimle bağlantıya geçti bu konuda. İsveç'te hiç konser vermemiş Fazıl Say. Biz yapmayı isteriz, bizim eş organizatörümüz olur musunuz Burcu Hanım dedi. Ama o kadar dolu ki programı böyle bir 2018 falan oralara kadar gitti. Ben 5 program yaptım kendisiyle farklı yerlerde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonları kapsamında İstanbul Günleri olarak düzenleniyordu. Evet. Aynen. 5 farklı yerde yaptık ve bütün salonlar her zaman doldu. Her yerde kapalı gişe, konserler. Yani burada evet İsveçlilere yönelik tanıtım yapılabilirse burada da dolacağına inanıyorum ben. Belki buradan misafir sanatçılar alabilir konserine. Bir sürü şey olabilir. Yani olabilir. Yani. Onlar görüşleri. Ben buradan entegrasyona gelmek istiyorum. Hazır siz de entegrasyondan bahsetmişken. Malum 50 yıl önce işte kitlesel göç başladı ama onun öncesinde de gelenler var ama bu göçün başlangıcı Kulu'dan toplu göçün başladığı 1965 yılı kabul ediliyor. Bu 50 yıl içinde ne kadar entegre olduk? Ben bu soruyu daha çok Kudret Bey'e sormak istiyorum. Entegre olduk mu? Ne kadar olduk, ne kadar olamadık? Entegre olmak ne demek? Bir parçayı bir yere yerleştiriyorsun, uyduruyorsun yani. Adapte olmak. Adapte yani. Oluyorsun falan yani. Bunun ölçüsünü kim belirliyor? O şey belirliyor. O diyelim ki masaya bir şey koyuyoruz, masanın kendisi belirliyor. Veya İsveç'e bir şey koyuyoruz. Yok, kendimiz de belirleyebiliriz. Yani kendimiz de kendimizi tanımlayabiliriz. Benim sevgili dostum Buğra Merdol'un söylediği gibi hep bizi tanımlıyorlar, biz kendimizi tanımlayalım diyor. Biz kendimiz entegre olduk mu olmadık mı? Evet. Kendi tanımımızı kendimiz yapalım. İşte ben şuna bakıyorum. Kalbine bakıyorum. İsveçli de olsa bakıyorum. Çok iyi mesela İsveçli. Çok iyi şeylerle karşılaştık yani. İsveçli dostlarımız var. Onlar da bizim kültürümüze entegre olmaya çalışıyorlar. O kadar çok yani seviyorlar. Ama. İnanamazsınız. Türk kültürünü, İnşallah Yunan kültürünü çok seviyorlar. Bir gün onlarla da röportaj olur, olması gerekiyor yani aslında. Yani bu projeden sonra öyle bir şey düşünüyoruz. Yani İsveçli konukları ağırlayıp İsveççe söyleşi yapıp onların bu konuya yaklaşımlarını dinlemek ve onları da yayınlamak istiyoruz. Şimdi biz işte yaptığımız gecelerde mesela en son ne zaman? 2 hafta önce yaptığımız gecelerde Azerbaycanlısı var, İsveçlisi var, Yunanlısı var, Türkü var, Kürdü var. Ondan sonra
Zaman zaman Ermeniler de geliyor. Bu sen son konuştuğun şeyinde yok herhalde. Süryanisi var. Yani atmosfer güzel. Dedim mi? İnsan arıyor. Atmosfer arıyor, güzellik arıyor. Ruhu paylaşacak, kalbi paylaşacak. Yaşayacağımız başka bu. Yıldızları gördük, güneşi gördük, her şeyi gördük. Başka ne göreceğiz? Dünyada yaşarken. Kendi yıldızlarımızı ve kendi güneşimizi şey yapacağız. Evet. Ortaya çıkacağız. Evet. Yani işte destek vermemiz gerekiyor. Nazımlara, Sebüktaylara, Fikretlere, Vedatlara, Mehmetlere, Buğralara, birbirimize iyi olan her şeye destek vermeyi. Adı önemli değil bunu yapanın. İyi neredeyse kim olursa olsun. İster Müslümanım diyen yapsın, ister komünistim diyen yapsın. Yani adı ne olursa olsun. Hep iyinin ve doğrunun yanında olalım. Hep tabii insanı hayırlıya, iyiye götüren. Yani başka bir gayemiz yok bu dünyaya. Öyle değil mi? Bütün dinlerde bunu demiyor. Kardin iki tane diyor şey insan var. Kabil Habil. Kabil'i öldüren diyor. Biz öldürenden yana değiliz. Biz sevenden yanayız. Biz Yunus Emre'den, biz Mevlana. Ezilenden yana. Entegre. Böyle olursa evet. İsveçli'ye de ben bakıyorum. Ne diyorsun diyorum bu konularda. Veya İsveç sistemi. Hani kültürüme benim bakıyorum, eleştiriyoruz onları. Şimdi gelelim onların sistemdeki çarkına. Bizleri de içlerine sokmayalım. Biz de savaşıyoruz. Hem entegre ol diyorlar hem de olmadı. Sokmuş. Falan gibi bir şey oluyor bazen. Aynı şekilde suyun başları tutulmuş. Efendim işte Belçika'dan gelen şarkıcı sınıf ayarlanmış, o buraya geliyor. Buradan Paris'e gidiyor. Paris'teki buraya geliyor. Buradan Norveç'e gidiyor. Bütün Avrupa'daki pazar paylaşılmış. Gerçekten biz içindeyiz yani bunları görüyoruz içimizi. Şimdi o zaman ne yapıyor? Vergi topluyor, Kültür Bakanlığı. Efendim burada Sibel Can konserine para veriyor. Kimin parasını veriyorsun sen? Vergilerden, vergisi alınmış şeylerden veriyorsun. Bir dakika. Bu benim burada çocuğuma gidiyor mu? Hayır. Niçin gidiyor? Sibel Can para kazanacak, konser verecek, 50 bin euro alacak. Avro. 50 bin eurodan bahsediyoruz. Paradan bahsediyorsun. Peki yaklaşık. Buradaki benim çocuğumun İsveç'teki gelecek nesil nasıl olacağına dair harcanın İsveç Kültür Bakanlığı bu konuda. Benim çocuğumla ilgili, çocuklarla ilgili bir tiyatro kursu destek çıkıyor mu? Cüzi de olsa herhangi bir şey. Ücret veriyor mu? Vermiyor. Peki edebiyatıyla ilgili çocukların dili gelişsin. Dili gelişirse ne olur? Bilim adamı olur. Dil bilim ne olur? Bilim. Bununla ilgili yapıyor mu yapmıyor? Bakıyoruz demek ki Türkiye ile de kültür politikası aşağı yukarı aynı. İsveç'te de aynı. Dünyanın her yerinde aynı. Elbette ki bunların paraları daha çok. Elbette ki demokrasi burada daha ileride Türkiye'den. Kuşkusuz biraz daha iyi kuşkusuz. Onu tartışmıyorum. Ama nihayetinde bunların da amacı insanlığın çok ileri gitsin. Kültürlü olsun, iyi insan olsun değil. Çark dönsün, suyun baştakiler dönsün, işler yürüsün, paralar kazanılsın. Yani o anlamıyla İsveç'in entegre politikasını doğru bulmuyorum, yanlış görüyorum. Nitekim bunun yanlışlığı kanıtlanmış vaziyette. Yani baktığın zaman yabancı toplumun kendi edebiyatlarına, kültürlerine baktığın zaman 65 yılında gelmiş Türk'ten yapamamış. Evet. Son olarak buradan mikrofonlarımız aracılığıyla, kameralarımız aracılığıyla özellikle gençlerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Benim var tabii ki gençlere. Gençler, yaşayacağımız tek bir şey var. Ömür. Ömür dediğimiz bu kadar bir mesafe. İster 80'de, ister 100 yılda. Bunu nasıl yaşayacağız? Bu nasıl? Yaş olacağız, kuru değil. O da nasıl olacak? Bütün bilim adamlarının, bütün aydınların söylediği gibi özümüzü gür yaparak. Hiçbir kulakulluk gerektiren işlere tenezzül etmeyerek, kulakulluğa yönelmeden, kendimizi hep terbiye ederek, kendimizi eğiterek yani. Eğitmek demek o zaten. Duygularımızı, zihnimizi, o kötü yanlarımızı hep iyiye eğitmek, özümüzü gür yapmak, verimli olmak bir de bu dünyada. Siz Burcu?
Bu 50 yıl içinde anneleri, babaları, gençlerin, dedeleri kendilerini sorgulayamadıysa gençler onlara belki sorgulama yapmayı öğretecekler. Yani bir uyanışa geçmek zorundalar. Yani küllerimizden doğmak zorundayız. Gençler sorgulamalı anne babayı, dedelerini, ninelerini. Yani ben bu şekilde yaşamak istemiyorum. Ben kendi kültürümü de öğrenmek istiyorum. Ben dünya kültürünü, Avrupa kültürünü, İsveç kültürünü de öğrenmek istiyorum. Ve büyük bir zenginlikle, hümanizmle yoluma devam etmek istiyorum. Kafam boş olmasın istiyorum. Demeleri gerekiyor. Biraz böyle bir atağa geçmek zorundalar gençler. Bu da bizim sizin gibi insanların destekleriyle olacak. Tek tek konuşacağız gerekirse. Tek tek. Ve köy enstitüleri gibi bir kültürel yapılanma kurmak zorundayız. Kendi gençlerimiz ve çocuklarımız arasında. Teşekkür ederim. Yılmasınlar, mücadele eden de savaşsınlar. Değer bu hayat savaşmaya, mücadele etmeye, bu ömrü vermeye değerdir. Sizlere çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok bu çok fırsatı verdiğiniz için. Bir perşembe akşamı cumartesi söyleşilerinde sevgili Burcu Aday'la sevgili Kudret Dili'yi ağırladık. Kudret Bey'i daha sonra özel olarak bir söyleşide yine ağırlamayı ümit ediyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Biz sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.